Evet son sayfa devam ediyor değerli izleyiciler. Hem de çok kıymetli iki yorumcusuyla birlikte. Murat Demir Yaz, hoş geldiniz. Yayınlısı. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Ee, çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Harika görünüyorsunuz her zaman olduğu gibi. Ilgaz Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız Mesela. iyi misiniz? Teşekkürler. Sen nasılsın iyi misin? Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Bence e, gündemi anlatan harika bir e, günün sözü seçmiş arkadaşlarımız. Eyvallah. Birazdan ekrana gelecek ama hatırlatalım. Programımıza e, Twitter'dan son sayfa iştekine soru ve görüşlerinizi göndererek katılabiliyorsunuz. Ve arkadaşlarımızın ekrana yansıtacakları WhatsApp numaramıza da tabii 10-15 saniyeyi geçmeyen videolarınızı gönderirseniz onları da yayınlama e, fırsatımız olacak. Ee, günün sözü gelsin ve gelsin. hızlı bir başlangıç yapalım bence. Peki, tamam. Aşık Paşa'dan bir söz almış arkadaşlarımız bugün. Zaman insandır. İnsan iyi zaman da iyidir. İnsan kötüyse zaman da kötüdür. Öyle. Hatta e, buna benzer bir lafı bir, birkaç sene önce e, duymuştum. Özellikle sosyal medyanın çıkmasıyla beraber hani hep bir geçmiş zamanı özlem duymaya başladık. İşte yılbaşı akşamı mükremin çıtır yani e, bir çok ufak bir e, öyle bize bir e, enstantane izlettikleri bile 95 yılına gittik. 95 yılında bırakmışlardı. Yani eski biz mi çok iyiydik? Eskiler mi çok iyiydi? Ona hala karar veremediğimiz bir zaman dilimi yaşıyoruz esasında. Yani retro dediğimiz hikaye. 80'ler mi güzeldi yoksa biz mi güzeldik? Bu hikaye. <laughs> Bu da buna benziyor. Evet. Yani zaman kötü olmaz. Çok kötü bir zamanda zaman, yaşıyoruz değil. Kötüleşen biziz. Kötüleşen biziz. Aslında evet. mevzu biraz böyle. Peki e, tabii Gönül isterdi ki transferleri konuşalım, içini konuşalım oyunu konuşalım ama malum gündemim ve gündemin birinci maddesi bu limit artım artırımı meselesi hı hı. kulüplerin sayın başkanlarının bu konudaki fikirleri öyle ki bu tartışma böyle 10-15 yılı kapsayan bir tartışma haline dönüştü. Şüphesiz izleyicilerimizin de bu konuda çok fazla soruları, görüşleri var. Biraz buradan başlayacağız elbette son sayfa eğlencesinde bırakmadan hatta hı hı. öyle başlayalım futbolun enleri bir, bir ile başlıyor. <laughs> yani. Sizi hazırlayayım. <laughs> Henüz hazır değilsiniz bence. Güzel bir başlangıç. Hemen kafadan futbolun enleriyle başlıyor muyuz? Başta başlayalım. Birinci soruyu görelim. Nasıl Çok olsa olur. üç tane zamanımız da geniş, <laughs> geniş. baştan itiraz istiyor. Dur bakalım. Hangi? itiraz edebileceğim sorular mı Mustafa? Yok değil. Peki. Çok net sorular. Peki. peki. E, futbolun enleri birinci soruyu arkadaşlarımızdan e, rica edelim. Süper Lig'in ilk yarısında Oyuna sonradan giren oyunculardan en çok skor katkısı alan takım. Oyuna sonradan giren oyunculardan en çok skor katkısı alan takım. Sivas Spor mu? Hmm. Medipol Başakşehir mi? Hı. Hmm. Bence çok güzel bir soru. Bence güzel. Ben Sivas hmm. Spor diyorum. Sivas spor Erdoğan diyorum. Yeşurt ve Kone hatırına Sivas Spor diyorum yani. Onlar giriyor, onlar da skora evet. asist gol olarak katkı Hatta yaptılar. Tabi bir ara mı? Fernando kesitken e, ilk başlarda ilk 11'de değildi, sonradan Fernando'nun dahil olduğu oyunlarda da e, Fernando'nun attığı goller vardı. Erdoğan Kone şey e, Erdoğan yaşıyoruz. Kone evet e, Fernando. Oradan başka giren var mı? Sonradan girip katkı veren Abdurrazak Tıroğlu var. Evet ben ben Sivas dedim ya. Sivas Spor diyor büyük ihtimalle Bakın. fake yedik ama olsun yani. Michael Jordan karşısında Moğol kupası yiyen şey gibiyim yani. Larry Bird gibiyim yani şu anda. Eyvah. <laughs> Sevgili Demir Yaz. Hiç sevmediğin bir cevap vereceğim. <laughs> Hiç istemediğin Sivas Arzu diyecek. Sivas spor. Ben de Sivas Tamam iki Sivas Spor'la gidelim mi? gidelim abi gidelim ha. Ya benim düşünmeme izin verirsen cevabı değiştireceğim çünkü o yüzden istemiyorum yani. Ben Sivas Neden cevabı diyorum. değiştirmek istemiyorsun? Bilmek istemiyor musun ya? Belki de Medipol Başakşehir. Abi şey. tamam şimdi Medipol Başakşehir'de de Arda Turan girdi. Skora katkı yapamadı eyvallah. Dembaba giriyor. Şimdi son haftalarda skora katkı yapmaya başlıyor. Hatta Hekimoğlu maçındaydı. Hekimoğlu maçıydı değil mi Ziraat Türkiye Kupası'nda? Tabii ilk 11 başlamıştı. Elia girdi katkı vermeye başladı. Hadi Gulbrand sen Robinho Robinho yok ya ben hala Sivas'tayım. Sivas Spor. Peki sabit misin? Yani sabit gibiyim evet. Yani bu konuda Programın biraz Sivas'ta. başında herkesi şaşırtıp cevap değiştirmek yok, ister misin? Sonuçta. Çünkü ben, sanki Başakşehir'e kayıyorsun. Ben senin sonunda şaşırtmak istiyorum Mustafa programın sonunda. Oo. sevgili Demir Yaz. <laughs> Sivas Spor konusunda fikir sabit misiniz? Fikri sabit hiçbir zaman olmadı mı sen evet. biliyorsun. Şimdi Mustafa büyük ihtimalle seni iyice yumuşatmak için. Ee, peki o zaman sonradan e, girenlerin katkı verdiği hangi takımı söylememi istersiniz deyip Kaç gole etki etmişler, onu söyleyecek yani. Yadigar Ergüden Sivas Spor, Pick up Başakşehir demiş, Burak Akkur tabii ki Sivas Spor demiş, Erdoğan Murat abi bana güven Başakşehir demiş, Ahmet Elvan Sivas Spor, Oktay Dilek Sivas Spor, Tolga Yılmaz Sivas Spor, Elif Keskin Sivas Spor, Adem Kaya Başakşehir, Mustafa Bahri Deniz Sivas Spor diyerek devam ediyor. Ben değiştiriyorum. Başakşehir diyor. Kritik bir hamle. <laughs> Başakşehir diyor. Murat Demiryaz gelsin doğru cevaba bakalım. Bir daha değiştirmeden. Sivas Spor 8 gol 5 asist. Medipol Başakşehir 4 gol 3 asist. Ilgazçılar tebrik ederim. Enfes bir başlangıç yaptınız. Sırf, sır, sır. mutlu olsun diye yaptım. <laughs> mutlu ya, oldu <laughs> teşekkür ederim. Ha, yani, bu bir hayatta şey birini bile mutlu etmek çok önemli. <laughs> evet, yani. <laughs> <Evet, gülüyor> evet, evet. Yanındayken böyle düşünmen harika. Peki. Ee, Sivas Spor'da gole katkı noktasında sonradan girenler zaten Sivas yerini de belirleyen aslında evet. isimler ki Rıza Hoca da bunu vurgulamıştı aslında oyuna sonradan giren oyunculardan iyi katkılar alıyoruz diye. Yadigeler Güden Beyefendi'nin sorusuyla başlayalım. Hı hı. Kulüpler Birliği neden kuruldu? Ee, kulüpler Birliği yayın haklarının dağıtımında mı sadece konuşacak? Başkanlar kulüpler birliğinde tartışıp kendi aralarında kararlar alsalar ve birlik başkanı açıklasa daha şık olmayacak mı demiş. Neden? Ee, ...hepimizin önünde biz bu tartışmaları dinliyoruz. Abi, o zaman ben de şöyle söyleyeyim. Ee, Kulüpler Birliği'nin e, bence e, doğrudan e, yok olması... ...yani tamamen kendini feshetmesi ve Kulüpler Vakfı... ...veyahut neyse adına bir şey koyduktan sonra da... E, ...bunun profesyoneller tarafından yürütülmesi gerekiyor. Yani nasıl ki Fransa'da Fransa Futbol Federasyonu ayrıdır... ...ama Lig 1 ve Lig 2 yani e, profesyonel liglerin bütün işleyişlerine... Lig bir profesyonel karar verir. Orada farklı bir yapı vardır. Yani isim hakkında onlar satar. Eee, ligden e, bölgesel ligden gelen mesela Fabian Barthez'in sportif direktörünün yaptığı bir takım. bundan birkaç yıl önce e, bölgesel ligden yani bizdeki amatör ligden ikinci lige yükselmişti doğrudan. Fakat e, finansal kriterleri sen yerine getiremezsin, benim markama zarar verirsin diyerek onları yine bölgesel lige yollayıp e, orada başka bir kulübün e, ligde kalmasını e, sağlamışlardı. Yani bizim yöneticilerimiz kendi kulüplerinde ne kadar başarılılar ki başkanlarımız dahil olmak üzere kulüpler birliğinde futbolun futbolu değiştirebileceklerini, futbola bir katma değer yaratacaklarını düşünüyoruz. Kulüpler birliği olsun ama kulüpler birliği tamamen Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin belirleyeceği ama işte o senin takımından bu senin takımından değil. Gerekirse gidin o LFP'nin adamlarını alın. Hatta da gidin danışın Fransa futboluna. Yani siz nasıl yürütüyorsunuz? Kimler var? Hangi profesyoneller var? Zamanda ışıklı böyle e, Cem Yılmaz'ın reklamındaki tabiriyle janjanlı e, Shangri-La Otel'de bir şey yapıldı. İşte Peter Canyon'lar falan geldi. Este ve Kavzadalar falan böyle şovlar, moblar falan bir gün sürdü. Bitti. Aslında biraz burada izleyicimizin <laughs> sorusu şu. Hani Sayın Fenerbahçe Başkanı'nın açıklaması. Doğal olarak bu açıklamaya cevap Sayın Galatasaray Başkanı'nın açıklaması, Sayın Trabzonspor Hı -hı. Kulübü Başkanı'nın açıklaması. İzleyicimiz de diyor ki kulüpler birliği yok mu? Bu adamlar bir arada değiller Abi mi? Bugün, orada... bugün spor çalıştayı vardı. E spor çalıştayında yan yana geldi hepsi. E, ne değişti? Spor çalıştayındayken Mustafa Cengiz'le Ağal'ın açıklamalarını dinledik değil mi? Evet. Böyle bakacaksın. Be. yani. O sebepten bizim her şeyi profesyonelleştirmemiz gerekiyor yavaş <laughs> yavaş. Kulüpler Peki. birliğini tamamen lağvetmemiz gerekiyor yani öyle söyleyeyim. Peki sıradaki izleyicimiz e, neredendi? Antalya'dan Can. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İki hazırlık maçında Galatasaray orta sahada Emre Akbaba oynattı. Sizce e, ileriki maçlarda Emre Akbaba oynayacak mı orta sahada? Evet Can Bey'in sorusu biraz hazırlık maçlarına binen ve Emre Akbaba'nın dönüşü. E, Murat Demiryaz. Aslında Galatasaray taraftarını mutlu edecek seviyede bir dönüş vardı. Belli ki bu oyuncu yani e, 3-4 hafta içinde çok daha hazır hale gelecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ligde de Emrah e, 11'de izler miyiz? Sağ içinden bir soru. Evet. Ne güzel. Futbolun içerisinde <laughs> hani böyle hiç futbolu konuşmadığımız, e, sağ içini konuşmadığımız günlerde e, açıkçası Emre Akbaba e, şu anda aslında Galatasaray'ın hani şu ana kadar e, kaç transfer yaptıysa işte yeni bir transferi aslında ee, öyle saymak lazım ee, Emrah Ko sağ içinde görebiliriz bence ilerleyen haftalarda ee, hazırlık maçlarında e, tabii ki daha e, yeni yeni ısınıyor e, mutlaka biraz daha zamanı ihtiyacı var ama e, ben e, birkaç hafta içerisinde yani belki e, kupa maçlarının 11'inde olabilir Yani kupa maçlarında bir e, görmek isteyebilir hocam Doğru. ama ilerleyen haftalarda, ee, Sağda olacaktır. Buradaki önemli nokta şu, çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Hı hı. Ee, eski e, hızı, eski e, kıvraklığı, çabukluğunu e, yakalayabilmesi için biraz da o e, psikolojik olarak da ona hazır olması lazım. Hı. Çünkü bu tip e, sakatlık geçiren, hani özellikle forvet oyuncuları, e, bir süre böyle e, acaba yeniden sakatlanır mıyım e, kafasında duruyorlar. Hani savunma, sakınarak oynuyorlar. Sakınarak oynuyorlar. Aynen öyle. Dolayısıyla e, burada Emrah Baba'nın biraz da e, tabii Galatasaray e, teknik heyeti bunun üzerine de çalışacaktır. E, o e, psikolojik e, eşiği de atlattıktan sonra bence yararlı olacaktır. Eski e, Emrah Baba'yı izleyeceğiz gibi e, geliyor bana. Benim Ilgaz Çınar'la yayınlarım gibi. Ben hep sakınarak yayın yaparım mesela <laughs> Ilgaz Çınar'la birlikte. Onun gibi Sakatlanırım diye. <laughs> evet. Ki bu arada evet. Emre de Ziraat Türkiye Kupası maçında son kez sahada olduğu ve sakatlandı. Rize Depresyonu'na gidiyor. Yani muhtemelen kadroda alırsa da o acı olayı yaşadığı sahaya ayak basacak tekrar. Evet. Umarız hep sağlıklı bir şekilde devam evet. eder. Bu sezon sakatlıklardan çok canımız yandı. Bunun üzerinde Merih Demirala da bir geçmiş kez daha çok büyük yani. geçmiş olsun. Ee, ben e, bu tip sakatlıklarda e, bir an önce sahaya dönmelerini değil, sapa sağlam sahaya dönmelerini Sadece. isterim. Gerekirse iki sene sürsün ama iki sene sonra olsun. Ve e, Merih e, konusu açılmışken de Yusuf Yazıcı'ya, Abdülkadir Ömür'e ve Doğru Kanada bir kez daha geçmiş olsun. Aslan gibi çocuklarımız evet. değil mi? Böyle inşallah Allah şifa verir. Ee, Mustafa Bahri Deniz'e çok teşekkür ederim. Ee, Leman Öztürk Hanım Efendi, Fenerbahçe'nin transfer yapacağını bekliyor musunuz? Yani başkanın açıklamalarından sonra ben sanki transfer konusunda... Daha fazla, daha büyük sıkıntılarımız var gibi hissediyor. Yani demiş. Falet, Kayseri'ye götürülmedi lisans henüz çıkartılmadığı için. Yani çıkmıyor ve İstanbul'da çalışmalarına devam edecek. Muhtemelen Fenerbahçe, bankalar bankalar değil, kendi özel çabalarıyla girmiş olduğu yapılandırmadaki ikinci bankayı bekliyor. Çünkü sevgili Volkan Demir'in de bugün bir bilgilendirmeye, ya Sabıncıoğlu'nun, Twitter'ine tweetine altına bir bilgilendirme geçmişti. Hani ikinci e, bankada onaylandıktan sonra ve eğer kabul görürse 55-60 milyon TL'lik bir rahatlama olacak diyordu. Bekleyeceğiz göreceğiz biz onu. Evet o biraz zaman meselesi ha. herhalde. Onun kabulünü bekliyor. Kabulü bekliyor. Kulübü de. İsmail Kırkır e, Beşiktaş Cilerme transferinde son durum nedir? Beşiktaş Cilerme transferinde son durum e, Beşiktaş e, oyuncuyla anlaştı. E, Malatya Spor'la Son e, pürüzlerin giderilmesini bekliyor. Yani şu O noktadayız şu anda. hani e, Beşiktaş cephesinden şu anda çok e, net açıklamalar yok evet. ama e, Malatya Spor Cephesi'nden e, Başkan Adil Gevrey'in e, açıklamaları var sürekli olarak. Hı hı. İşte o açıklamalara binaen e, iki tarafın anlaşmasını bekliyoruz. bekliyoruz. Tokat'a gidelim. Tokat'tan Mustafa Bey. İyi geceler son sayfa ekibiye. Tokat'tan selamlar. Galatasaray'ın Arda Turan'ın konusundaki son durumu nedir? Saygılar. Çok teşekkür ederiz. Aslında yayın öncesinde e, servisteki arkadaşlarımızla sevgili Cengiz Hanlar güvenle konuştuğumuz tartıştığımız meselelerden biriydi. Babel gönderildi. Onyekuru'nun bir rahatsızlığı var. Sıtma olduğu oyuncu belli ki e, 3-4 maç kaçıracak. Evet. E, şartlar Galatasaray için oluştu diyenler var. Arda Turan transferi noktasında nasıl değerlendiriyorsun izleyicimizin sorusuyla birlikte? Yok, Sekidika var. Ee, hani e, şartların oluşması noktasında geleceksek. Hala ve hala Cemi Durmaz var. Ve hala ve hala orta sahada işte Taylan Antalya'nın serinin e, olmasıyla belli ki Belhanda daha gitmiyor. Ömer Bayram'ı o şekilde kullanabilirsiniz. Bence e, şartlar hala oluşmuş değil Galatasaray'da. O transfer ihtimali yok diyorsun. Bence hala yok. Yani Yusuf Güney'in de e, atmış olduğu tweet vardı galiba. Hafta sonu tamamen yarı uyanık, böyle yarı <laughs> uykulu geçirdiğim için böyle tam bir gündeme hakim olamadım ama ee, Yusuf Günay da biraz e, tıkadı bence e, Twitter'dan yapmış olduğu açıklamayla e, Arda Turan transferinin önüne hiç gündemimize gelmedi dedi çünkü hani bize masanın önünde gelen bir şey yok dedi. Bu enteresan. Hı hı. Değil mi? Fatih Hoca'nın açıklamaları, e, Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamaları, hı. Sayın e, Yusuf Bey'in açıklamaları. Mesela Fatih Terim'in ağzından da biz Arda Turan devre arasında Galatasaray'a transfer olacak diye bir söz de duymadık bu futbolu arada. Futbolu Galatasaray'da bırakmalı. Evet. E, e, tamam. E, tamam, futbolu iki sene sonra da bırakabilir Galatasaray'la. ve hatta gelir Ocak ayında Galatasaray harika bir jübile yapar. Arda Turan bu Ocak ayında jübilesini de yapabilir. Yani sonuç olarak Galatasaray'da bırakmış olur. Peki İzmir'e gidelim. İzmir'den Bilal Bey. İyi yayınlar Aspor ailesi. Ee, benim sorum, ülkenin iki dinoma takımı, Fenerbahçe ve Galatasaray, başkanları sürekli bir atışma derdindeler, bir tartışma derdindeler. Sizlerce bu durum e, nasıl düzeltilebilir? Bunu nasıl e, düzlüğe çıkartabiliriz? Ben bunu merak ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Bu futbolumuzun e, çok büyük temel sorunlarından biri. Yani e, herhalde 30 yıldır izlediğim maçları hatırlıyorum. 87 Yapar, yılından hatırlıyorum. beri. Pardon e... 88-89 sezonundan beri. Evveliyatı da ya Kemal abiye sorarsan, Kemal Belgin abiye sorarsan 50'lere gidiyor bu işler ama. Abi yani ben kendi kişisel tarihimden örnek veriyorum evet. ancak yani. <laughs> ben, orayı yaşadım Sorun yani. değil Kemal abi de kendi kişisel tarihinden örnek veriyor sen de. Kemal abinin tarihine erişemeyiz zaten Mümkün yani. Değil. <laughs> ama hani bitmedi. İsimler değişiyor, başkanlar değişiyor. O koltuklarda mı bir şey var bilmiyorum. Hani bir, e, öyle mi hissediliyor? O yönde baskı mı var belki de? Şimdi e, hani sayın Mustafa Cengiz'in e, başkan seçildiği dönem açıklamaları kişiliğine bakıyorsunuz beyefendi kişiliğine bakıyorsunuz. Bu işlere bile isteye bulaşacak biri değil. E, Fenerbahçe'nin sayın başkanı sayın Ali Koç'a bakıyorsunuz geldiği günlerde söylemleri. Beyefendi kişiliği, nezaketi, zarafeti bu işlere bulaşacak kişi değil. Biri dese ki bu iki başkan tartışacaklar medya önünde, atışmalar günlerce sürecek, tüm spor camiası bunları konuşacak deseniz beni inandıramazdınız. Ama geldiğimiz noktaya bakıyoruz, yani geldiğimiz nokta işte 5 yıl öncesi, 8 yıl öncesi. 15-18 yıl öncesi ne olacak? 5 yıl önce 10 yıl sonra diye grup vardı bak. Güzel gruptu onlar. <laughs> Dinler miydin sen Mustafa? Yok. <laughs> <laughs> Murat Demir'e satırlar yani, ben, ben hatırlıyorum. Önce... Şey ama oralara girmeyeyim. Yani tevellit ortaya çıkmışsın. <laughs> Ayşe Pekkan <laughs> da hatta Erevizyon'a katılmışlıkları da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Eyvah. çok, çok enteresan yerlere gidiyorsun. Aslında güzel konu da. Yani <laughs> konu. ama tabii geçmişe... Bir defa iki takım arasında e, ciddi bir rekabet var. Yani rekabetin, e, e, rekabet bir defa toplam başarı da. Yani e, iki takımda, e, rakip e, takımları geçtiği anda e, <laughs> o başarının e, geçilmemesini istiyor. E, geçilen tarafta tekrar geçmek istiyor. Yani tamam bu güzel, rekabet güzel ama e, iş... Ee, hani saha içindeki futbolda bitmesi gerekirken e, sürekli e, tartışmalar, saha dışında tartışmalara gidiyor. E, bu e, çok e, kanıksanmış bir şey oldu artık Türk Futbolu'nda. Yani yöneticilerin konuşması, e, yöneticiler konuşmadığı zaman e, mesela görüyorum e, işte sosyal medyada. İşte başkanımız niye konuşmuyor? Güçsüz mesela, başkan. Güçsüz mesela, başkan. Aynen. Yani... Ee, doğal olanı aslında e, çok fazla konuşmaması ee, veya e, çok fazla e, iki tarafın e, hatta e, bunun içine e, diğer kulüplerimiz de katabiliriz çok fazla birbirlerine girmemeleri ve işin saha içerisinde kalması ama bu bu ülkede mümkün olmuyor. Ee, yani tevellütü çok eski olduğu için oradan e, sürekli e, katlanarak hani çığ nasıl böyle en tepede ufak ufak yuvarlanmaya başlar aşağı iner. O şekilde bugüne geldi. E, o yüzden e, bu iş nasıl e, 20 yıl, 30 yılda buraya geldiyse e, çözümü de öyle bir anda değil. E, bir e, çok e, sevdiğim e, bir doktor, e, profesör doktor, e, çok değerli e, ismi. tanıdığı… düşünüyoruz bu arada. Isim, evet, <laughs> e, isim hemen aklıma gelmedi. Evet. Şöyle demişti, e, bir hastalık… O zamanında şöyle demişti e, damanda ciddi bir hastalığa yakalandım zaman doktor Bey ne, nasıl ne zaman iyileşeceğim falan e, oğlum demişti bir hastalık vücuda ne kadar sürede girdiyse o kadar sürede çıkar yani ne zaman girdiyse o zaman çıkar Hani e, bu da öyle bir şey yani bu iş Türk futbolunda kaç yıldır varsa hani şu anda çözmeye kalkışsak öyle bir günde iki günde hadi arkadaşlar birbirinize iyi davranın artık konuşmayalım etmeyelim ben seni rahatlatan cümleyi söyleyeyim Olmaz. abi bu iş düzelmeyecek yani ya biz yaşadık <laughs> rahatlatma ama biz <laughs> rahatlatmadık. Hayır yok üstüne, yani üstüne evet böyle düzelmesi lazım. İşte Türk futbolunda barış temelleri atıldı falan yok ha böyle bir şey olmayacak hiçbir zaman yani. Yani buna kendimizi alıştıralım diye ben e, bununla yaşamayı öğrendiğim <laughs> için e, öğrendik. ben e, Hayır, benim için hiç öğrendik yok zaten. yani. Evet. Ama ıskaladığımız bir şey var futbolun hı. keyfini ıskaladık. Bakın türbünlerden taraftarlar kaçmıştı. Hı hı. Yeni yeni son birkaç yılda tekrar taraftarlar geri dönmeye başladı. Futbol severleri kaybediyoruz. Yeni jenerasyonu Türk futbolu. Ee, İngiltere'ye kaybediyor, İspanya'ya kaybediyor, evet, Fransa'ya, evet, İtalya'ya evet, kaybediyor. Evet. İşin bu tarafını unutuyoruz. Yani Ama bir şekilde yani, futbol, hani hep o söylenen futbol dünyası, işte biz bir aileyiz, marka değerimiz, hepsi bunların hepsinin altı hızlı bir şekilde çürüyor. Ve yoğun çabalara rağmen yani. Bir de anti çaba var herhalde. Anti çaba yok. Biz zaten buyduk, e, futbol kalitemiz e, tamamen e, televizyon başındakileri ve stadtakileri kaçırdı. Mesele bu. Yani biz hep böyleydik mesela. Hep böyleydik. Yani benim hatırladığım hep böyleydik. Hiçbir zaman yani böyle işte çiçekler böcekler falan olmadı futbol aydın. Ben bir kere gördüm çiçek böceği. İşte rahmetli dedemle gitmiştik maça Ankara'da Cumhurbaşkanlığı kupası maçı. Galatasaray Beşiktaş. Beşiktaş şampiyon olmuş, Galatasaray kupayı almış. Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında 3 gün sonra çıkılan maçtı. İşte Seydi çatmıştı golleri. İşte Rasim Kara vardı. Rıza Çalınbay, Büyük Haluk falan. Böyle acayip bir kadro Beşiktaş'ta. Bıyıklılar ordusu. <laughs> Böyle bıyıklı ve kabarık saçlı insanlar topluluğu diye <laughs> hatırlıyorum ben Beşiktaş'ı. E, maç sonu işte Galatasaray taraftarı Beşiktaş'ları çağırmıştı, alkışlamıştı. Beşiktaş taraftarı Galatasaray'ı çağırıp alkışlamıştı. Neyse sonra ben İstanbul'u kazandım, geldim. E, i̇lk işte Ortaköy'den kaçtım okuldan hafta sonu. İnönü Stadı'nda derbiye gittim. E, Galata, Beşiktaş-Galatasaray derbisine. Abi dedim iki sene yani bir ya iki sene önce ben başka bir maçtaymışım demek ki dedim yani. Ortamlar bambaşka. Ba başka tabi canım. izo ara şarkıları, tabutlar dolaşıyor. Maç sonunda gümüş suyunda çıkan kavgalar, malgalar. evet dedim. Topukla dedim hemen. Şey <laughs> Ortam <gülüyor> <evet>. <gülüyor> İnşallah ilk futbol iklimimiz daha sempatik, daha sevimli abi. bir hale gelir. Şeker Begoviç muazzam gol atmıştı ama derbide yani. Yedinci dakikada. Evet abi. Keşke olsa da izlesek maçı. Tabii. Abramcık <laughs> vardı abi Galatasaray'da forvet. Sonradan Zonguldak'a giden atlan falan böyle. Acayip kadrolar. Maç abi, hangi güzel. kanalda yayınlandı diye bir <laughs> soru bile yok mesela değil mi? <gülüyor> yok. İstat'tasın <laughs> abi. <laughs> evet. TRT'dir tabii ki. O yüzden pek kanalı dönem. Yok ya abi ben şey hatırlıyorum bak mesela 88'de falan işte Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. TRT İstanbul dışına yayın yapmıştı taraftar sırada gitsin falan diye. Ben öyle bir şey hatırlıyorum yani. Evet. Hatırlıyorsun aynen, değil mi? İsta aynen. İstanbul, İstanbul dışına yayın yani. İstanbul dışında yayın yoktu. Peki. Oktay Dilek, Trabzonspor'un Stoper transferi sizce genç kalmadı geç kalmadı mı? Kampa yetişmesi gerekiyordu. Bence e, bir stoper gelecek demişti. Bir stoper gelecek ama e, şu anda zaten Trabzonspor'un e, stoper rotasyonu var. E, dolayısıyla e, bu transferin zaten bu transfer olacaksa bu saatten sonra önümüzdeki yılları da kapsayacak bir transfer olmasında fayda var işte yarım sezonluğuna siz birisini e, kiraladığınız zaman bunu tabii daha erken yapmanızda evet. fayda var. Yani o gelecek kampa katılacak, kampta takımın ortamını tanıyacak ve e, zaten yarın e, artık e, Zira Türkiye Kupası maçlarıyla e, şey başlıyor, ikinci yarı başlıyor. Ama bu bundan sonra yapılacak transferleri biraz daha böyle hani e, işte bir buçuk yıllık, iki buçuk yıllık e, düşünmekte fayda var. E, olacaksa böyle bir transfer olacak ama e, hali hazırda da e, dört tane stoper var stoper. Zaten. Olduğu için de böyle bir transfer yapılacaksa mevcut stoperlerden bir tanesiyle belki de yollar ayrılması lazım. Bunun kararının verilmesi lazım. Tabii bir de işin bu tarafı var değil yani. mi? Peki Şanlıurfa'ya gidelim. Şanlıurfa'dan Ömer Bey Size Şanlıurfa'dan sevgi dolu selamlar. Bu sezon Galatasaray'ın başarısızlığını benim gibi şanssızlığına mı bağlarsınız veyahut yanlış transferler ve yanlış yönetilmesine mi bağlarsınız? Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı geceler dilerim. Abi sıra gecesinden bir dakika. Dersin. Ben bir son sayfaya video yollayacağım deyip <gülüyor> çıkıp <gülüyor> Başlamamış, başlamak Başla, üzere. Başlamak üzere. Daha... Daha... Evet. Ee, sadece soru bir kısmı net anlayamadım. Ee, yani sorunun ilk iki yani seçenek sunuyordu da ilk seçeneği duyamadım. Tam duyamadım o yüzden. Daha başlanabilir miyiz? İlk seçenek Galatasaray'ın başarısızlığı. Şanssızlık mı? Şanssızlık mı? Kötü transferler yok, mi? Yok şanssızlıkla alakası yok canım. Kötü transfer de değil yani. demek ki Galatasaray sezon başında çok ciddi bir planlama hatası yapmış. Pas oyunu uygun oyuncu grubuyla oynayacağız derken belirli oyuncuların esasında bir sistemden çıktıktan sonra ne kadar etkisiz olabileceği, verimsiz olabileceği gerçeğiyle de biz yüz yüze kaldık bu arada. İşte Enzonsi'den bahsediyorum seriden bahsediyorum. Ee, planlama hatası, şanssızlık değil. Peki Gol Türkiye'nin paylaştığı bir detay var. Ona da bakalım. bakalım. Gol Türkiye Twitter hesabı Iniesta'nın sözlerini paylaşmış ki konu Valverde, Barcelona teknik direktörü. Barcelona'nın Valverde'ye karşı tutumu çok çirkin. Görevdeki teknik direktörünüze saygı göstermek zorundasınız. Bu şekilde davranarak daha çok zarar veriyorsunuz." diyor Iniesta. Ve Barcelona yönetimini Valverde'ye karşı tavırlar sebebiyle sert bir dille eleştirmiş. Galiba Kike Setien'le de anlaştılar bu arada Barcelona. Yanlış okumadıysam insanlar. Xavi ee, deniyordu. Çıkmış. Yok Kike Setien ismi en son hani şöyle bir çıkmış hatta bir daha bir bakayım da ne Gördüm çünkü girmeden önce. Evet Fabrizio Romano yazmış bunu. Barcelona teknik direktörlerine Kike Setien getirilecek diye. Adaylar konuşuluyor. Önemli adaylar da var Hı -hı. değil mi? Peki Mustafa Tüfekçi Adana Demirspor Süper Lig'e çıkar mı Adana'dan selamlar. Evet Erkan Zengin ve Mehmet Akgüz e, katkısı da geldi. Transfer katkısı da geldi. E, ama yine bir değişim yaşıyorlar. Yine oyuncular gönderiliyor. İşte sezon başında aldıkları Anthony Stokes böyle hani biz de ya acam acaba burada futbola özlediğini mi kanat getirecek yoksa dağıtacak mı derken birden bire kadro dışı kaldı. Hep bir transferler yapılıyor. Ama e, göreceğiz ya. Ama şey şu anda playoff sıralaması içerisinde değil Adana Demirspor. Yani e, hani şuna benzetelim bunu. Galatasaray şampiyon olur mu? Önünde kaç tane rakip var? 6 tane. ADS'nin de öyle bir rakipleri var. Ve zorlu bir ikinci Do yarı Doğrudan bekliyor. çıkması çok kolay değil. Bir evet. defa e, orada Hatay Spor. Hatay Spor. E, ki bak Popov aldı Kasımpaşa'nın bıraktığı Sabek. Hı hı. Hatay Spor. Paluli gittikten sonra enteresan oynuyordu. Biraz zor ya ADS. Playoff'u zorlayacak. Yani değil. gerçekçi hedef playoff'lar gibi bence duruyor. Adana Demirspor için. E işin o kısmını belirtmek gerekiyor belki de peki Sercan Kandemir Melih Demiral'ın sakatlığı sonrasında milli takımımızın Euro 2020'de stoper tandemi nasıl olmalı sizce diye sormuş izleyicimiz İyi adaylarımız var orada iyi bir havuzumuz var 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 formda oyuncularımız var zaten e, ilk akla gelen şu anda Çağlar Kaan ikilisi eğer evet. e, dörtlü oynayacaksak e, Çağlar Kaan ama e, o rotasyona e, formda hani özellikle ligin e, ikinci yarısında e, göstereceği performans da önemli. Bir Ozan Kaban e, gireceğini de hesap edersek e, işte o e, bir tane daha e, şey lazım yani turnuvaya götüreceğimiz Yıldırım bir, Mert, Çetin bir... var, Mert Çetin var, Roma'dan Çetin var yani e, bir de e, yerli hani e, Türkiye'de e, şu anda mevcut oynayan Türkiye'de mevcut oynayan yerli isimler Serdariz. arasında. Ozan yani, Ozan'la Serdar'la e, gibi düzenli yani. oynamayı devam ederse evet, Serdar da e, dördüncü isim olarak 23 kişilik kadroya evet, olur Ömer Yayla da e, az önce çok sevimli bir fotoğraf göndermiş evet. e, evladı ile birlikte ekrana verebilirsek çok keyifli. Ersin Bey Göztepe'miz yeni stadına geçiyor demiş artık. Evet. Yeni stad değil evine dönüyor Göztepe. Eve dönüyor. Mahalleye dönüyor. Mahalleye, Mahalleye dönüyor. dönüyor. öyle. Mahalleye e, dönüyor. Evet. evet. Müthiş bir stad. Çok güzel bir stad onu söyleyeyim. E, artık. Hani bizde de zaten Türkiye Kupası'nda, Göztepe'nin maçlarında İzmir'e yolumuz dışında statta bir de maç anlatalım diye. Artık bizim de derdimiz yavaş yavaş bu olacak ama Göztepe taraftarının hak ettiği bir stat, güzel bir stat. takıma ayrı bir enerjide katacaktır inşallah. Muhakkak. Öyle tahmin ediyorum. Kesin. Çok kompat, küçük, küçük güzel bir stat oldu. Yani 7600 kişilik statta oynuyorlardı. Şimdi 20 bine yaklaşık çıkacak Göztepe taraftarı. Yani o kapalı, bütün çatıların kapalı olduğu yerde isyan marşını dinlemeyi, sabırsızlıkla bekliyoruz abi. İnşallah yayıncı kuruluştaki arkadaşlarımız da marş başladığında yolda bir ondaki gibi e, konuşmayı bırakırlarsa o atmosferi daha da keyifli yaşayacağız yani. E, öyle umuyorum. ben evet, de. Bazen e, türbünler öyle bir atmosfere bürünüyor. O kadar coşkulu bir an oluyor ki. Konuşmaman gerekiyor. Susacaksınız. <gülüyor> Bazen <gülüyor> susmanız <gülüyor> gerekiyor. Hadi <laughs> türbünleri dinleyelim diyeyim mesela. Hı, -hı. O arada dinleyebiliriz bence. Peki İsmail Bey filenin sultanları Tokyo'ya gidiyor. Düşünceleriniz nelerdir demiş. Ya Tokyo'ya gidiyoruz. Olimpiyatlara inşallah altın madalya alacağız. Kupayla dönmedik. Elbette mutlu olmamız gereken bir durum var ortada. Olimpiyatlara gidiyoruz ama asıl mutlu olacağımız şey, asıl zafer olimpiyatlarda altın madalyadır değil mi? Yani mutlu olduğumuz mesele şu bence, çok uzun yıllar, çok uzun yıllar. Hatta Mert Aydın'ın tweetini bulup getirebilirsek, o çok güzel özetlemiş. 2 üç cümlede, o da usta gazetecilik farkı yani. Hiç bozulmayan bir yapıdan bahsediyoruz ve üstüne koyarak giden bir yapıdan bahsediyoruz. Yani kadın yani takım sporlarındaki en başarılı bizim yıllardır yüzümüzü güldüren kadın voleybol. Doğruydu. Yani konuşmamız lazım. Burada şu şeye de girmeyeceğiz tabii ki. Hani işte efendim bakın gördün mü? Kadın voleybol da yapılıyor onun için futbolda yapılıyor yapılmıyor. Ona o kıyaslamaya hiçbir şekilde girmeden kadın voleybol doğruları yapmaya devam etsin. ama hiçbir yerle de kıyaslamayalım. İnşallah Tokyo'da da harika sonuçlarla döneriz. Beni şey endişelendirmişti. Daha önce yine Polonya ile böyle önemli maçlar öncesinde iki kere karşılaşmıştık. Polonya bizi çok hırpalamıştı. Yine hırpalandık esasında. E, neredeyse 24 saat geçmeden e, Tokyo randevusu için e, parkeye çıktık ama bir şey olmadı bu sefer. Harikaydı yani. Çok iyi hazırlanmışlar Tunuzya hazırlanmış yani. belli. E, çok kısa e, yani yarı finalle final arasında bir gün yani 24 saat bile olmadan e, maça çıktılar. E, çok önemli mücadele. E, şunun altını çizmemiz lazım. Olimpiyatlara. E, voleybol e, olarak hem erkekler hem kadınlar 12 takım katılıyor. Yani 12 takım kadını e, kadın takımı, takımı. E, katılıyor. E, ki çok zorlu rakipler var. Yani e, madalya kürsüsüne hani bırakın altını hani bronz madalya bile çok büyük bir başarı aslında. ne söylememiz evet, lazım. Doğru. Yani. Çünkü yani bakıyorsunuz şimdi Avrupa'dan e, Avrupa şampiyonu Sırbistan. E, yine dünya e, şampiyonasından e, şey e, Olimpiyat e, e, vizesi alan takımlar Rusya ki Olimpiyat bayrağı altında e, yarışacak muhtemelen İtalya var. E, Amerika kıtasına bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Arjantin, e, Çin mesela Asya kıtasına. Çin zaten bu evet. iş ev sahibi Japonya. E, voleybolun en sevildiği yer Güney Kore, e, Kenya, işte Dominik Dominik, Dominik Cumhuriyeti Dominik. veya e, Porto Rico gelecek ikisinden bir tanesi. E, şimdi bu rakipler arasından 2012'de biz gruptan çıkamadık, çeyrek finalde çıkamadık. Hı hı. Bence bu sefer gruptan çıkmak bile çok e, önemli bir başarı olacak. Yani e, zaten hani kadın voleybolunda yani her şey çok e, sistematik yapılıyor. Başarı basamakları da birer birer çıkılıyor aslında. Yani e, birdenbire hani bir başarı yakalayıp sonra geriye düşmüyor. No. Bir başarı basamakları birer birer çıkılıyor ve e, orada kalınıyor. En önemli nokta o. Hani mesela biz şimdi futbolda konuşuyoruz ya, karşılaştırmayalım evet. diyoruz ama yine hani küçük bir karşılaştırma yapabiliriz. İşte dünya üçüncüsü olduk. İşte Avrupa'da takımlarımız başarılar kazandı. Özellikle Galatasaray. Sonra ne oldu? Yine bir düşüş. Sonra yine bir çıkış. Yine evet. düşüş. Hani değil, bir yerde kalmak lazım. Şimdi biz Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz mesela futbolda bir sonraki dünya kupasına da gidebiliyor olmamız lazım. Tabii. kolay mı değil. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım gidiyor. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından 13 veya 14 takım gidecek. Bizim sürdürülebilir başarı ihtiyacımız var evet. öncelikli olarak. Onun için de doğru bir plan Yani Filenin Sultanları olarak. onu sürdürüyor. O yüzden de umarım inşallah öncelikle gruptan çıkalım. Yani 12 evet. takım içerisinde ilk 8'e girelim. Olimpiyatlarda başarının peşindeyiz. bronz sadece. madalya bile gelirse çok büyük bir başarı. Peki Erman Öztürk, Cilerme Beşiktaş'a gelirse Abdullah Hoca onu 8 numara gibi mi düşünür? Sağ iç gibi mi oynatır yoksa sağ kanatta mı oynatır? Yani sağ öndeki oyun kurucusu olur. Çünkü Beşiktaş'ın temel problemi orta sahada Elneni ve ayaklarına bakıyor olmasıydı. Adem Layiç bu sezon çok fazla ayak uyduramadı. Ama Cilerme gelirse, yani Beşiktaş transferi devre arasında bitirebilirse muhtemelen biz enkudu kudu Adem Layiç ve Cilerme izleyeceğiz. Santofa'nın arkasındaki üçlü olarak. Peki İstanbul'dan Emrah Bey izleyelim. İyi akşamlar Son Sayfa ailesi. Ee, Sorum Galatasaray'dan yana. Onyekuru da sakatlandı. Arda Turan'ın geri dönüşü mümkün mü sizce bu durumda? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Demek günün popüler sorusu bu. Demir ya Arda Turan. Evet. 31 Ocak'a kadar bekleyelim derim ben. Yani e, evet şu anda gündemimizde yok deniyor özellikle yönetim tarafı e, Fatih Hoca belki bir açık kapı bıraktı gibi ama e, şu anda e, 31 Ocağı beklememiz lazım yani e, hem Onyekuru'nun işte rahat e, hastalığı e, belki dönüş süresi uzayacak bilemiyoruz yani tedavi iyi gidiyor İnşallah e, en kısa sürede iyileşir zor bir hastalık e, bir yandan işte sakattık derken e, işte Arda Turan gelecek mi gelecek mi yani bu e, çok ince elenip sık kullanarak verilecek bir karar O yüzden 31 Ocakta e, transfer tescil dönemi bitene kadar e, her an her şey olabilir şu anda uzak gözüküyor evet. ama belki de e, birkaç gün sonra bakılacak ya elde e, başka seçenek yok e, işte camianın bildiği tanıdığı bu camiadan yetişmiş denilerek belki bir noktaya gelebilir ama hani yüz olur veya olmaz demek çok da doğru değil. Peki İstanbul'dan Hayrettin Bey izleyelim. Merhaba, iyi akşamlar Son Sahne ekibi. Ay, ay, e, Türkiye'de gelmedi. yabancı kuralı tartışılıyor. E, yalnız bak A Milli Takım'a baktığımız bak, şey, zaman şey, e, 170'çi Avrupa liglerinde oynayan futbolcuları mevcut. Doktor, Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler, iyi akşamlar. Evet, Hayrettin Bey kuralı tartışıyoruz ama milli takımımızda da oyuncularımız Avrupa'da oynuyor. Yani ben... Kural hep kendi bakış açımdan ki cümleyle başlayacağım. Türkiye'de yabancı sınırlaması var. Anlatmaya çalıştım bu. Yani size diyorlar ki kadronuzda en az 14 tane A milli takımda oynama ihtimali bulunanlar. Yani A takımda oynamayı hak etmiş oyuncu bulundurmak zorundasınız. En az 14 tane diyor. Onun dışında istiyorsanız 14 yabancıya imza attırabilirsiniz. Yani bak 15 yabancıya da imza attırırsın ama ben lisansını çıkartmam diyor. İstiyorsan 28 yerli oyuncuyla gel bana. Ben 28 yerli oyuncunun lisansını veririm diyor. Biz buraları hep atlıyoruz. Hep başka yerden tartışıyoruz meseleyi birazcık yani. Yani şimdi mevcut çıkan yabancı kuralının da şeyle alakası yok yalnız. Tamamen oyuncularımızın yurt dışına gitmesiyle de alakası olmadığını söyleyelim. Kaç oyuncumuz? Çağlar, Zeki ve Mert Çetin'i biz TFF birincilikten yolladık Avrupa'ya. Bunu hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Orada daha fazla forma şansı buluyorlar. Erberat geçen sene oynayabilmiş olsaydı gençler biline, Belki bu sene Berat'ı da biz hiç görmeyecektik. TFF birincilikte, Süper Lig'de pardon. Doğrudan Avrupa'da bir yerlerde görebilirdik. Bir iyi bir şey var. Yaş grubumuz var. O yaş grubu forma şansını bulduğu anda hiç kaçırmıyor fırsatını. İşler, Doğrudan ne, gidiyor. işler nereye gidiyor biliyor musun? Birinci ligimiz Süper Lig'den daha fazla oyuncu servis etmeye başlayacak Avrupa'ya. Tabii. Ya bak gör ben sana bir şey söyleyeyim. Bence eee da bursa Bursaspor'da. Evet. Benim evet. fikrim bu bak hiçbir şey bilmiyorum. Sadece alt, fikir, alt olarak, ya, söylüyorum. Yani alt fikir olarak söylüyorum. Altyapının önemi burada Hı -hı. ortaya çıkıyor. Evet. Yani özellikle işte büyük kulüplere e, mesaj bu. Yani altyapının önemi burada çıkıyor. E, alt daha alt liglerdeki veya e, Süper Lig'de e, işte şampiyonluğa oynamayan, oynayamayan takımların yani altyapılarının nasıl çalıştığını gösteriyor. E, ve işin enteresan tarafı yabancı scout'lar gelip buluyorlar ve alıyorlar. Evet. Bu çok değerli bir şey aslında. Bunu daha da yaygınlaştırmak lazım. Ki keza hani mesela Galatasaray'ın Ozan Kaba çıkarttığını ve Ozan Kaba'nın hemen çok kısa süre içerisinde transfer yaptığını unutmamak lazım. Aynı şekilde işte Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bu üretim yapmalı ki ondan sonra yok işte ben şu kadar eksideyim, şu Faizleri evet. biraz düşürsek işine gelmeden altyapıda benim oyuncum var zaten en az bir iki tane diyebiliyor olması lazım. Evet. Peki e, Deportes Twitter hesabı Premier Lig tarihinin en golcü 6 oyuncusunu paylaşmış. E, çok büyük isimler var. E, hani evet. Güzel bir yemek görürsün de canın çeker ya. Heh. Şöyle olsa da izlesek dediğimiz oyuncular var. Alan Shearer. 260 oh, oh. gol. Hmm. Rooney 208, Endicol 187, Agüero 177, Frank Lampard 177, Thierry Henry 175. Abi, buradaki bence en çarpıcı olan Frank Lampard. Bence de. Niye? Çünkü Frank Lampard evet. değil. Evet. evet. Yani evet. Öyle, öyle bakmamız lazım. Yani bu e, yaklaşık bu rakamları yakalayamadı belki ama e, bence Türkiye liginin en değerli oyuncularından birisi de şu anda Yukatel Sporu çalıştıran Mehmet Özdirek'ti. 100 barajını evet. aşmıştı çünkü. Ki o zamanlar asistler falan sayılmadığı için hani öyle bir çetelemiz olmadığı için e, Mehmet Özdeğin yani namı değer Şifo Mehmet'in kaç asist yaptığını da bilmiyoruz mesela yani ben bilmiyorum. Hiç öyle bir elimize bilgi ulaşmadı diye hatırlıyorum ben yani. Gerçekçi bir done yok Gerçekçi galiba, bir evet. veri yok elimizde. Kahramanmaraşspor'dan ee, Kahramanmaraş Spor'dan beri yapmış olduğu asistlerle evet. beraber hesaplarsak. Ama gol... Evet, 177 muazzam ama e, Mehmet Özdeyek'te yüzler barajını e, girmişti onu hatırlıyorum. Biz boyunca geçmişti. arşivlerime bir bakayım. Abi ona bakar şey. mısın? Ben bir Mehmet Özde'ye bir bakayım. Bende neler var? Tamam harika ee, oldu. Geçmişten. Harika e, oldu. Asist evet. sayısında neler olabilir bir bakalım Önümüzdeki Aha. programa. Elener büyük adamdı ya. Evet. Evet. Çok acayip evet. oyuncu. Evet. Çok evet. ya yani. Terari de öyle tamam Şey burada ama, mesela şey tartışılıyor. Ee, i̇şte işte Agüero 177 golü ulaştı. Eee ee, hani bu kadar mesela bugün şöyle bir şey okudum. Eee Thierry Henry daha büyük futbolcuydu. Tamam Aguero onu geçmiş olabilir gibi ama bence Agüero da çok büyük futbolcu. Yani e, çok büyük bir yetenek. Ben o kıyaslamayı yapmıyorum hiçbir zaman ya. Hepsini izlemiş olmanın verdiği keyifle. <laughs> e, e, <laughs> evet, evet yani çok fazla <laughs> aynı dönem oyuncuları hani atıyorum Newcastle'da ben oynuyorum dur United'da eee Ilgaz oynuyordur. Bir yarış içinde olmamızı çok makul karşılıyorum ha. ya da kıyaslamayı ha. Ama abi biliyorum. şimdi David Ginola kötü futbolcu muydu abi lütfen Aa, ya. Efsanedir efsane. abi yani efsane, efsane. efsane. abi David. Bak rakamları umurunda değil. Umurunda, değil. umurunda değil. da değil. bir gol evet. atmış olsun abi adam. Evet. David Ginola efsanesinden bahsediyoruz ya. İşte işte. işte. mesela, Ama mesela şu şu dönemde mesela bir geriliğin eker olsa yani abi, ben çok beğendim. De, tabii canım gerilin eker. Başka bir oyundu. Orada kim vardı o, kadroda? Yedi numaraları vardı onların. Ee, dur, birazdan hatırlayacağım <laughs> abi <ismi. gülüyor> Şey, oralara girmeyeyim. Hiç, şey, orası e, Dark Web. Endicol. <laughs> Endicol, Dubai George kilisi zaten. Mükemmel bir kilidi ama katılıyorum. Cherry Henry'nin e, seviyesi de başka bir şeydi. Teddy Sheringham var abi mesela. yani. Evet. evet. Var abi yani, çıkıyor orada. Peki, Karabük. Karabük'e gidiyoruz. Aa, öğrenci evleri başladı. Başladı ama mı? Bekliyoruz öğrenci daha fazla video. Bakalım ilk olarak hangisi geldi? Nasıl geldi, kimler geldi? Merhaba Mustafa, bir yayınlar. Karabük'ten selamlar. Bizim sorumuz şöyle: Melih Demiraz sakatlığından dolayı Euro 2020'ye katılamazsa stoper ikilimiz nasıl olur? Ben Çağlar veya Çağlar ve Kaan Ayhan olarak düşünüyorum. Ben de Çağlar'la Ozan olarak düşünüyorum. Herkese selamlar. Evet, az önce konuşmuştuk ama net ikili. Şimdi hı hı. E, oranın adayları fazla kim olur? Vallahi şu anda Çağlar Kaan gözüküyor. Çağlar, ama Ben Kaan. şey demiştim. E, Ozan'ın göstereceği performans önemli ligin ikinci yarısında. Herhalde Şenol Hoca Ozan'ı maçlarını daha farklı bir gözle izleyecek. Ki hocasının da söylediği gelişimi çok şaşırtıcı. Her seferinde şaşırıyorum, daha fazla şaşırıyorum dedi. Ozan üzerine koya koya devam ediyor. Onu belirtelim. Ilgaz Çınar. Ben Çağlar Kağan ve Ozan olur. Ben üçlü savunmaya geçeceğimizi düşünüyorum yani. Euro 2020'de herkese şaşırtarak. Üçlü oynayacağız orada diyorsun. Evet. Hiç Hazırlık maçları ama bunun ipucunu verir. Göreceğiz, bençe. göreceğiz bakalım yani. yani beni ben... ikna edemedin. Hazırlık maçında milli takımı üçlüyle görürsem tamam abi. Olacağım. Eyvallah. <laughs> Bu ben... tahmin mi, bilgi mi? Yok ya. Tahmin ediyorum sadece. Düşünce yani. Bence üçlü, ama üçlü oynadığımız gülüyor. yani e, maç elemelerde vardı. Şimdi hemen aklıma Hı. gelmedi ama e, Melih Çağlar Kaan üçlüsünü deneyebilir. Çünkü ne Ozan yani, profili ne Meri olsa kesin üçlü ol, 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 olur diye ben de düşünüyorum. Yok Meri olsa biz dörtlüye i̇şte. devam ederdik. Çünkü Meri'nin profili daha bir hani savaşçı diye başka bir profil Meri de, Demiral. Şimdi mesela Ozan tam Meri Demiral profilinde mi şey olarak bahsediyorum. Oyun zekası onları katmıyorum için için hani sergilemiş olduğu profil ve hatta Kaan Ayhan belki bu sebepten belirli bir arızayı gidermek için belki savunmayı savun daha sağlamlaştırıp daha iyi hücum yapabilmek için de Üçlü savunmaya geçebilir. Çünkü Kaan Ayhan'ın orta saha özellikleri de var ya. Üçlü oynamak illa üç kişi çakılı kalacaksın demek değil yani. Çat atarsın Kaan Aya'nı. Savunma çizgisini yükseltirsin orta sahaya kadar. Farklı bir oyuna da geçebilirsin diye tahmin ediyorum da. Belki de Şenol Hoca hiçbir şeyi bozmadan dörtlü devam edecek yani. Evet. Ama Kaan'ın tabii e, tecrübesi de var. Belki tabii. Şenol Hoca o hani Ozan mı Kaan mı ikilisinden e, tecrübeyle Kaan'ı tercih edebilir ki. Üç tane de golü var elemelerde. Hı -hı. E, golcü özelliği de var. Savunmadan ileri çıkıp... E, bunu da e, göz ardı etmeyebilir hocam. Peki Elif Hanım, Elif Keskin, Manchester United, Bruno Fernandes transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu transfer konuşuluyor tabii konuşma aşamasında, konuşulma aşamasında. Sporting'in oyuncusu biliyorsunuz. Vallahi Manchester United e, giderek böyle hani o e, eski şaşalı günlerinden uzaklaşıyor. Sıra anlaşıyor, yani, hmm. yani uzaklaştı. E, yani. Uzaklaştı, hani. Bundan sonra daha e, yüksek profilli transferler yap, yapmalı ki takım yeniden e, bir, e, bir heyecan kazansın. Yani o eski e, Sir Alex Ferguson'un hani e, oluşturduğu yapı tamamen gitti artık. Evet, Daaldı. Daaldı. Eee belki o yapıyı bir şekilde devam ettirebilselerdi hani Alex Ferguson'un devamı nitelinde olabilecek Yani teknik adam seçim seçimleri de çok doğru değildi Manchester United'ın. Şimdi yavaş yavaş artık transfer seçimleri de çok doğru olmamaya başlıyor. O yüzden yani daha yüksek profil, daha büyük rakamlara transferler belki. Ama acaba şey, United'ın buna mı ihtiyacı var yoksa? United'ın bence adalılaşmaya ihtiyacı var. Bana da öyle geliyor. Yani. <laughs> yani. E, Giggs, Paul Scholes, <laughs> Nicky Butt <Neville>, Nick <laughs> but. kardeşler, but. Neville braderler yani. Şimdi de mi? Yani doğru. Çok <laughs> haklısınız. Alacaksa eğer yani ya altyapıdan yeniden alt yapıya gözünü dikecek ya da ada içinden de olabilir yüksek profilli kendisini bir adım öteye taşıyacak ve yeniden heyecan kazandıracak isimlere yani tamam o da önemli bir isim şu anda ilgilendiği mutlaka öyle ama yani yeni bir heyecan yoksa şu anda ilk ona bile belki zor girecek yani. Güven de United'a giderse iyi olur e, diyor Sporting Başakşehir'e. Başakşehir, ha, Başakşehir de... tabii. Biraz Aha sıkıştı. oradan. <laughs> Orada <laughs> <Oradan yani. gülüyor> en ciddi <laughs> skor katkısını burnuna Fernandez evet. veriyor evet, asist evet. ve golle. Kaç 15 16 gole doğrudan etkiledi evet. çünkü. Peki Doğan Bey Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşamazsa eğer ikiciden çok verim alınabileceğini düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Evet. Sadık Şifpanar çıkartıldı. Mehmet Egici listeye dahil edildi çünkü. Ee, Mehmet Egici'nin gelmesiyle beraber yani Kuruza'dan verim alınamadığı zaman dilimlerinde e, doğrudan oraya daha önce ligin ilk ne yaptı? Emre Belezoğlu kaydırıldı. Olmadı işte. Farklı e, bir dörtlü orta sahayla çıktı. Dört tane orta sahadan e, oluşan orta sahayla da çıktı. O da olmadı. E, i̇yi bir Max Kuruza'ya hediye olacak. Max Kuruza'yı belki biraz daha çalışmaya zorlayacak Mehmet Ekeci. Öyle diyelim. Belki de. Orada önemli Hı -hı. bir alternatif olacak evet. ama izleyicimizin de vurguladığı nokta. Yani sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Tabii. giderse. Öncelikle sağlıklı kalması sağlıklı. lazım. E, Mahmut Yüce da e, Hatay'dan selamlar, eşim Dilara ile birlikte severek izliyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz. Falet transferi, bu lisans çıkmadı haberleri, bu işin detayı nedir acaba? E, bu işin detayı Fenerbahçe'nin e, yapılandırma e, anlaşmaları sonrası federasyondan <laughs> haber beklemesi. Evet. E, federasyon eğer tamam biz senin yapılandırmalarını kabul ediyoruz dediği anda bu transfer gerçekleşir. Hatta e, bir iki transfer daha belki olabilir, özellikle işte sol bek. Ee, Başkan Ali Koç e, zaten e, dün açıklamıştı. Sol bek ihtiyacımız var. Evet, sol bek ihtiyacı var e, Fenerbahçe'nin. E, Stoper ihtiyacı vardı. Falet geldi. E, ama faletin oynayabilmesi için de işte federasyonun bir, bir şekilde e, bu yapılandırmaları kabul etmesi gerekiyor. E, eğer federasyonun onun cevap gelmezse Fenerbahçe e, ara transferi e, herhangi bir transferi yapmadan bitirecek gibi duruyor. Evet, işler yani, biraz öyle işin rakam boyutu. Hani şu anda e, tamamen olay federasyonun bu yapılandırmayı e, Fenerbahçe'nin e, Türkiye bankalar birliği dışında yaptığı e, anlaşmaları e, kabul edip etmeyeceğine bağlı. Peki Ali Tuzdalı Galatasaray'ın stoper transferlerinde adaylardan Murillo ve Godin sizce hangisi olursa faydalı olur demiş. Murillo transferinde çok yol kat edildiği evet. konuşuluyor. Elbette Godin varsa işin içinde ben yani, kolay kolay başka. terazinin diğer kefesine kimseyi koymam ama sen nasıl yani, derler? Mesela şu yani bence Fatih Terim öncelikli olarak mutlaka e, amiral istemiştir savunmayı ama amiralleri almak çok zordur. Hakikaten e, Amiral Godin. Amiral, amiral Godin'dir tabii evet. yani amiral Godin benzeri, ufoloji benzeri amiral yani savunma liderliğini üstlenebilecek bir oyuncu. Eee gelirse Galatasaray'ın savunma lideri kim olur? E, muhtemelen Savunma liderleri daha sakin, daha oyunu kurabilen özelliklerde e, marka olur ama marka Murillo ikilisi kağıt üstünde uyumlu bir ikili olur mu onu göreceğiz. Orada bir soru işareti var. E, var çünkü Murillo e, uzun süredir performans sergilemekten uzak. Yani biz Murillo'yu işte tamam harika formda geliyor Murillo şuydu demiyoruz. Murillo'yu en son hatırladığımız Mançini dönemindeki e, Inter'den hatırlıyoruz Murillo'yu. Yani sonrasında La Liga'sına ben hakim değilim. Barcelona'da oynayamadığını biliyorum. Valencia'da ne yaptı? Çok hakim değilim. O yüzden bilemeyeceğim yani. Ama büyük takımların gözdesi olan bir futbolcu. Her dışı. daim, her daim. Yani, her zaman. Yani Galatasaray'ın yani tamamen e, ileride oynamayı düşünen Galatasaray'ı belirli ölçeklerde, belirli metrajlarda çok rahatlatacak kesin ama bu yiyorum. Geldiği anda. Evet. Gelirsever. Peki Mustafa Emir Bektaş, Trabzonspor mevcut kadrosuyla şampiyon olabilir mi? Stoper takviyesi şart mı? diye sormuş. Hadi az önce de konuştuk. Stoper ...aslı takviyesi ya da iyi bir stoper ikilisi oluştursa çok daha iyi olur. Ama şu anda mevcut dört tane stoper var. Ve bu dört stoperin yanına bir stoper daha aldığınız zaman ki uzun vadeli <laughs> alacaksınız... ...uzun vadeli alacaksınız. Hani altı aylık kiralık aldığınız oyuncu hiç oynatamayabilirsiniz bile. Evet. Sonuçta o rotasyona beş tane oyuncu var böyle olunca da bir oyuncuyla en azından yolları ayırmanız gerekiyor ki o orada o şişme olmasın ya yani beş tane stoper çok fazla olur dolayısıyla ama stoper transferi yani stoper mevkini bir kenara bırakırsanız Trabzonspor'un şampiyon olabilecek gücü var yani o güç eğer çok ciddi bir sakatlık işte Abdülkadir Ömür gibi mesela o gerçekten Trabzonsporu ciddi şekilde etkileyen evet. bir sakatlıktı bence. Bu tip sakatlıklar yaşamadığı sürece Trabzonspor hep o ilk 2 ilk 3 ilk 4 içerisinde kalmaya devam edecek. Tabii bir de Hüseyin <laughs> Hoca'nın performansı da önemli. Şu ana kadar ki en ciddi sınavına çıkacak Doğru. Hüseyin Hoca. Onun göstereceği performans da önemli. Çok ön yargılı olmamak lazım. E, yıllardır e, işte bu işin kulübede içinde. Kulübede olan birisi. Kulübede ha? olan birisi. Dolayısıyla e, onun performansı da e, ve takımın özellikle e, hücumda çok büyük bir, bir sıkıntı yok. E, savunmanın göstereceği performans eğer herhangi bir takviye olmazsa e, önemli. NDI'ye transferi çok kritik. Doğru. Yani savunmaya yardımcı olacak. Hani Hiç stoper almadınız, savunmaya dokunmadınız ama NDI'ye savunmaya ciddi şekilde yardımcı olacak bir transfer. O yüzden e, Trabzonspor hep o ilk, 2 üç, dört her neyse e, yani zirveye çok yakın bir şekilde kalacak. Hatta e, liderliği ele geçirdiği anda bırakmayabilir bile. Peki İstanbul'dan Barış Bey'i izleyelim. Merhaba Son Sayfa ailesi. Sizce Federasyon e, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye limit aşımından dolayı Bursa ve Eskişehir'e uyguladıkları cezayı uygular mı? Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Çok şimdi, teşekkür ederiz. Yanlışlığı bir düzeltelim. Bursaspor ile Eskişehir Spor'a puansirme cezasını Türkiye Futbol Federasyonu değil FIFA verdi. Evet. Yani arada biz elmayla armutu karıştırmamak gerekiyor. Bursa Sporla Eskişehir, ben de ilk etapta, şimdi doğruya doğru söyleyeyim, İlk geldiğinde nasıl olur demiştim. Hani bu karşılaştırmayı da daha sonrasında kendi içinde yapmıştım. Belki yayınlarda azından da kaçırmış olabilirim ama öncelikle söyleyelim FIFA'nın vermiş olduğu puan silmeler bunlar. Yani bu Türkiye Futbol Federasyonu'nu bağlamıyor. Önümüzdeki seneden itibaren bu soru haklı bir hal olacak. Yani eğer şimdi limit taşanlar, kuralları uymayan varsa önümüzdeki sezondan itibaren belirli ölçeklerde önce para cezası, sonra puan silme ve para cezası olarak karşımıza çıkacak. Önümüzdeki sene olmazsa sorulabilecek bir soru bu yani. Peki İstanbul'dan Barış Bey'i izleyelim. Barış Bey'i izledik. Bir daha izlememize gerek yok diyor arkadaşlarımız. <laughs> o zaman Cenk Altıntaş Rogerio Turam'la ilgili Ilgazçı'ndan ne düşünüyor demiş. Koyun Spor'un aradığı Bilmem, Hiç izlemedim oyuncu. Yani Yunanistan performansını pas macerasını bilmiyorum. Özellikle sosyal medya üzerinde gerek N90 scout ekibi olsun. Gerek TR scout gerek futbol akademi. Oradan okuyabilirler. Orada çok izleyen arkadaşlarımız var çünkü. Hiçbir şey bilmiyorum yani. <laughs> Sahaya çıkınca göreceğim ben de Roger'le Turan'la Düzenli edecek. takip eden insanların e, bilgileri e, çok, çok da önemli. Ben de şimdi onlar gibi anlatamam. Okudum, ne yazdıklarını okudum. E, onları sadece maçlar başladığında yabancılık çekmemek için okudum. Onların e, vermiş olduğu bilgileri kendi ağzımdan aktarmam Başka dengeler de var. Oyuncu Tabii. bizim futbol iklimimize ne kadar uyum sağlayacak. insanlardan geldiği için pek sıkıntı olmaz. Ama Aykut Kocaman iklimlerini bilmiyoruz tabii yani. Evet. <laughs> sert, sert ve soğuk olabilir yani. <laughs> Umut Aksu, Tolisso mu, Luis Gustavo mu? Bir saatten beri tartışıyoruz arkadaşlar demiş. Umut acaba hangisini söylüyor? Abi, çok, Ama, çok zor yani. Sevgili Ilgaz ne diyecek ben önce onu bir... Ben girmem o topa abi. <laughs> Kendi aralarında <ölerimde> tartışmaya <laughs> devam etsinler. <gülüyor> <gülüyor> sevgili Demiryaz, valla şu anda biz Luis Gustavo'yu seyrediyoruz aslında. yani, yani e, Tolisso. E, çok iyi Tolisso da Tolisso çok iyi oyuncudur iyi, abi yani. Çok acayip iyi. iyi oyuncudur yani. yani şimdi yani, hakikaten bir şey demek zor. Ama e, şimdi e, mesela Luis Gustavo'nun e, ben Fenerbahçe'de beklediğimden daha iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Yani ben bu tık daha düşük yani e, yani buraya e, son dönemde gelen e, birçok e, ünlü yabancı e, oyuncu gibi hani biraz daha böyle rahvana alacak gibi düşünüyordum yok, ama yok. Fransa'da öyle değiller adam. Gustavo yani Marsilya'nın e, Luis Gustavo yerine oynatacağı adamı olmasaydı Marsilya satmazdı oyuncuyu zaten. Yani onlar da oradan tamam bizim adamımız var zaten deyip bu son teklifi e, hiç e, geri çevirmememiz gerekiyor düşüncesiyle sattı bence Marsilya. Yani Mehmet Kara Riyad Bayiç'i okutmak okutmak için bildiğiniz bir hoca var mı demiş. <laughs> Bayiç meselesinde Koyun Spor taraftarları artık bu <laughs> noktadalar. Refik Demirhan, Dorukan, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Euro 2020'ye yetişecek mi demiş. Ben hiç tahmin etmiyorum. Bir zor çok zor. Yani. çok, zor. çok zor, çok zor. Keşke. Keşke, ya, keşke Keşke. Ama yani iyileşecekler sonra bir rehabilitasyon dönemi var. Ee, yani Mesele bu genç kardeşlerimizin kendilerini fiziki olduğu kadar e, psikolojik olarak da bu süreci atlatmaya karşın hazırlamaları. Çünkü en iyi oldukları zaman diliminde hepsi sakatlandı. Bak inanılmaz yani. O kadar çabalıyorsun. Delikten forma alıyorsun. Sarı senin için iki ay önce başka konuşuyordu. Şimdi başka konuşuyor. kendini kabul ettirmişsin Juventus kulübüne. Merih Demiral'ın başka bir, macera. Şimdi Yusuf Yazıcı'ya geliyorsun. Tam Lil oynadı. Şampiyonlar O bu derken çat gidiyor. Dorukan Dorukhan Beşiktaş'ın en önemli parçalarından birisi. Belki Abdullah Avcı başka bir oyun planı inşa edecekti. 6 hafta sonrasında Dorukhan geliyor. Abdülkadir Ömür. Belki de bu sezon oynattığında 40 milyona satacaktı belki de Trabzonspor bilmiyoruz ki yani. Tabii ki Sayın Başkan da işte açıkladı 20 milyon euronun üzerinde tekliflerin Geldi, evet. geldiğini. Geldi abi. Evet peki o zaman futbolun enlerinde ikinci soruyu görelim derim. İster misiniz? İsteriz. Ee, i̇steriz artık ne yapalım? 2019-20 sezonun ilk yarısında acaba hangi <gülüyor> takım? <gülüyor> Yanlış. Yanlış mı? Yanlış. <laughs> peki abi ne Yanlış. O zaman? Yanlış gelsin. Gelsin abi ligin ilk yarısında <laughs> en fazla oyuncusu gol atan... Hayır bu diğer soru. Ligin ilk yarısında en çok net gol kaçıran oyuncu. Muriç mi Sisse mi? Net gol kaçıran oyuncu. Net gol kaçıran. Papi Sisse. diyor. Ilgaz Çınar Papi dedi. Sevgili Demir Yas. Ben de Muriç diyorum. Muriç. Çünkü Muriç'in de bir hayli direkten dönen kaleciyle ile karşı karşıya kaldığı pozisyonlar vardı. vardı. Yani, sizse de kaçırdı mutlaka ama e, ben tabii yine seni mutlu etmek. <laughs> e, evet. E, seni e, iyi ki varsın. Bence yani, çok doğru yoldasın. Motivasyonu yükseltmek daha çok yükselt. Önümüzdeki e, evet. dakikalar için motivasyonum çok yüksek şu an. Yani Buruma <laughs> Marsa döndü adam. <laughs> Motive olmak. Buyur abi. İzleyicilerimizin cevaplarına bakalım mı? Şöyle? Bakalım tabii ki. O kadar yazmışlar. Yunus bunları. Emre, sizse Onur Can'dan. Sise Elif Keskin, Muriç, Muti Ceylan, Sise. Mustafa Konuk, Sise Burak Akkurt, Muriç, Güney, Muriç, Erdoğan, Ilgaz abi, Bana Güven, Muriç, Adem Kaya, Sisse, Erkan, Sise Çılgın Borinio, Sise Umut Ulu, Ulu Türk, Sisse, Oğuz, e, Ozan Erkip, Sise e, Mertan, Ilgaz abi, Zehirlenme, Sise demiş. Daha henüz zehirlenmedi. Bedirhan Servet sisse demiş. Suat Erarslan muriç demiş. Arat, Aratoğlu kesinlikle sisse demiş. Şamo Hüseyinov sisse demiş. Metin kesinlikle muriç demiş. Muriç, muriç. Tamam abi. Sisse dedim abi ben. Mustafa'yı mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapacağım bu akşam. Gelsin mi doğru cevap? Bence Mustafa çok mutlu olmadı. Çünkü çok erken ayrıldık. <laughs> Şimdi mesela ben de sisse deseydim. Mustafa biraz böyle... Kaynatacak da e, e, ortamın. E, bence bari. senin sisse deme ihtimalinden fazla Ilgaz Çınar'ı mur deme ihtimali vardı diye tahmin ediyorum ben. Doğru mu tahmin ediyorum? Nasıl yani? Yani biraz tereddütlü sisse dedin. Ben sis soruyu duyar bilmez sisse dedim ya. Öyle miydi? Evet öyleydi. Peki. Vara gidelim istiyorsan. Yok hayır tek Çok... çaba gidelim. Peki tamam gidelim abi. Değil mi? E, gidelim artık. Yapacak evet. bir şey yok. Madem fikir ayrılığımız var gelsin. <laughs> Vedat 8, sisse 12. 12. Abi, zaten pozisyon. son maçta 6 tane falan kaçırdı yani. Siste'nin öyledir yani son maçta bir önceki maçta. Eğer kötü başlarsa vardır ya. Eskiden tribün abileri vardı öyle hep anlardık böyle. Maç başlar mesela 7. 8. dakikada bugün olmayacak derler tamam mı? Abi dur da abi adam 30 yıl tozunu yutmuş stadın yani. Biliyor o gün olmayacağını. Daha bir taraftarlık hissi vardır ya. Siste de öyle başlar maçlara. Kötü başladıysa. Ne yaparsan yap abi. Siz senin gol atması için böyle geçersin ekran başına. Bazen atamaz abi. Ama <laughs> Konya yani... maçına mesela o kadar iyi başlamamıştı. enteresan bu son dakika, ha. Bu uzatma dakikalarında attığı gol. Hani kötü başlayıp gol attığı belki tek maç olur. Olabilir olabilir. Ya geçen sene iki tane penaltı aynı maçta iki penaltı kaçırdığı e, bakidir papis senin yani. Papi ve... Sisse'yi sen daha önce herhangi bir takıma önerdin mi Türkiye'ye gelmeden önce? Türkiye'ye gelmeden önce mi? Yani, yani bir Geçen sene bizim listemizdeydi Popis ise. Bursa Spor'un listesinde tabii <laughs> mi? Tabii tabii listemizdeydi. Önermiştin. Yok şöyle bize oyuncu temsilcileri aracılığıyla geldi Çünkü ne kadar isteyeceğini bilmiyorduk. İlk başta zaten alabilme imkanımız da yoktu. Transferin son haftası yarıya yarıya düştükten sonra iş şey yaptı ama Adanya Spor'a gitti. Oyuncu kaynaklı mıydı yoksa kulüp kaynaklı mıydı? Kulüp kaynaklı. Bursa Spor kulübü. Papi alalım dedin mi? Tabii canım hepimiz istedik yani. Neden olmadı? Abi yani e, sakoda vardı, sakoda tercik kıl, karar kılındı yani. Papisiste ile ilgili yorum neydi? Efendim. Papisiste ile ilgili yani Papisiste olmasın neden? Bursa spor için soruyorum bunu. Yani Bursa spor için yani son anda e, daha sprinter bir oyuncu olduğu için sakoda karar kılındı öyle söyleyeyim, oradan da anlaşılır zaten yani. Sisse yeterli bulunmadı o zaman oyun evet. sistemi için. Papi Sisse. Evet, Bursa Spor'da yeterli bulunmadı. Yok, yeterli bulunmadı değil. İsteniyordu. Bir tık ağır dendi. O yüzden Sako. Ağır dendi. Zaten. Hadi Sako. Onun aha, yerine evet. transfer oldu. Peki. Ee, tabii hadi Sako değil. Diallo Sako. Diyafro Sako. Diyafro Sako. Aha, evet. evet. Mikael Sayan. Saratçı kampta takıma adapte olabildi mi sizce? İyi yayınlar demiş. Değerli izleyicimiz daha birkaç gün oldu herhalde yani bir bire... iki tane maça çıktı zaten. Evet, üst üste yani. evet. yani birden bire tabi bunun olması kolay değil ama e, kampa katılmış olması önemli yani e, en azından takımın şimdi havasını suyunu e, bir aldı takım arkadaşlarıyla tanıştı e, herhalde bir iki hafta içerisinde e, tam anlamıyla uyum sağlar diye düşünüyorum Yunus Emre Ermavuş Ilgaz abi az önce Murat abiye haksızlık yaptı. İlk olarak Murat Demiryaz cevap vermeliydi demiş. Katılıyorum ben de. Yani ilk cevap Murat Demiryaz verse o sen de papis hissedecektin diye düşünüyorum. Doğru mu? Doğru Zaten mu? Ilgaz böyle e, sinsi bir şekilde. <laughs> kritik evet. E, sinsi bir şekilde. <laughs> şekilde. Yani programın en kritik noktası. bu. 2-0 öne geçti. Yani önce yok Sivas Spor. Beni zorla Başakşehir'e yönlendirdi. Evet, <laughs> evet. Ondan sonra. Başakşehir ben de, ben de. Başak kandırıldımı düşünüyorum, kandırıldığımı düşünüyorum ve Sivas Spor diyorum. Buna rağmen Sivas Spor'da kalayım bari dedi. Seni Başakşehir'e şehir'e itti. Değil <laughs> evet, mi? kesinlikle. Dedim, ben de dedi. acaba dedim, yani gazın bir bildiği mi var dedim. Burada Her da, zaman var, evet. burada da siz yani çok rahat böyle hemen Sisse'yi söyledi. Ee, beni böyle bir ikilemde bıraktı. Ben söyle, ben gelse önce ben Sisse diyecektim. Evet, ben de onu ee, hissettim. Ondan sonra ama dedim ki hani madem yani çok rahat bir sisse dedi. Bazen o rahatlık şey de var. Bir kere olmuştu Ilgaz'la. Çok rahat bir cevap verdi. Yanlış çıktı mesela. Ben de öyle mi acaba dedim. Mer yani çok, çok Çok sinsi oyunlar. Ama seni ilk soruda ikna etti Başakşehir kulübüne. Onu hissettim evet, yayında. Evet. Ne yazık ki sen de değil mi? O anda maalesef, etkilendin. Maalesef. Doğal ister istemez. Maalesef, yani başların böyle hani gözüne üç tane'den fazla bakarsan. Yani e, abi bugün gözümüzden kaçmıyor gözüm, bazı şeyler. O. Evet, evet, evet. Oscar adayları bugün saat 16-18'de açıklandı abi siz. Biraz geç kaldınız yani. Yine <laughs> <laughs> yani her zaman bu, 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 bu algı oyunları sökmez <laughs> evet. e, sevgili Ilgaz. Tam 16-18'de başladım hakikaten. Helal olsun yani. <laughs> Merton, Umut meraş Fenerbahçe ile neden hiç konuşulmuyor acaba? Bence çok yararlı olur demiş. Sezon başında çok konuşuldu hem yani Beşiktaş hem Fenerbahçe ile ama işte yönetim değişikliği o esnada Bursa Spor'da bazı yani bu tarz oyuncu satışlarının başka şekilde rota değişmesine e, sebebiyet verdi. Bence Umut Meraş en iyisini yaptı yani. Hakikaten en iyisini yaptı. Lavre giderek yani. Evet yurt dışına giderek yani genç bu, oyuncularımız bu, bu, için. bu hafta da kazandılar. Ee, bu arada e, düzende oynuyor. Düzenli oynuyor. Yani şimdi insanlar bakınca diyorlar ki iyi de efendim Umut Meraş atıyorum. Lig, e, 19 haftası geride kalan e, şeyde e, Fransa Ligi'nde şu kadar oynamış falan diye. Yani çocuk bir gitti zaten bir poligran iki hafta, üç hafta kadroya almadı zaten. Hani Tabii. bir inti, yani şeyden Türkiye'den Türkiye'ye transfer yapmıyor ki. Bambaşka bir yere gidiyorsun. Bambaşka bir coğrafyaya gidiyorsun yani. Bambaşka bir oynama kültürüne gidiyorsun ve senden daha iyi bir oynama kültürüne gidiyorsun bu arada. Yani insanlar Lig 2'ye böyle biraz hakir gözle bakıyorlar ama e, Lig 2 muazzam bir ligdir Çok yetiştirici kulüpler vardır. Çok fazla... Ee, oyuncu yetiştiren, iyi futbol oynanan bir e, ligden bahsediyoruz. Umut Meras da e, bütün gözlerin üstünde olduğu bir Luar Kulübü'ne gitti. Doğru tercih. Yani. Peki Muhammed Onur ve Emre Arslan e, Cilerme'yi sormuşlar. Beşiktaş'ın aradığı oyuncu mu? Avcı'nın sisteminde iş yapar mı? Demir Yersin. Cilerme yetenekli. E, özellikle bu sezon e, Malatya Spor'da e, sadece golleriyle değil, asistleriyle de ortaya çıkan bir isim. E, ya Her takımda, her e, büyük takımda yer alabilecek e, bir oyuncu aslında. E, bir defa e, akıllı, yani e, futbol aklı e, rakiplerinin bazen e, bir tık ötesinde olan bir oyuncu. Çok e, hızlı düşünebiliyor, çok hızlı karar verebiliyor. E, bu özelliklerinden dolayı, evet yani Beşiktaş'ta, ha, ha Beşiktaş'ın direkt ihtiyacı olan bir oyuncu mudur? E, bu şartlarda evet demek lazım. Çünkü e, kanatlardan bu sezon e, beklediği verimi şu ana kadar alamadı. Eğer kanatta düşünüyorsak ciler e, yani şimdi e, hem Lens hem Enkudu'yu düşündüğümüz zaman... E, Taylor Boyd'u da ekleyelim. Taylor Boyd'u da ekleyelim. Katkı veremediler. E, Cilerme e, bir kanat oyuncusu olarak e, oynarsa ki öyle gözüküyor şu anda. Bence bu üç oyuncudan daha fazla verim alınır. Daha fazla verim verir daha doğrusu. Oyun zenginliği oluşacak bir kere değil mi? Rahat sistem geçişleri de yapabilecekler. Ben Abdullah Hoca'nın talebi doğrultusunda alındığını düşünüyorum Cilerme'nin. Hiç şaşırmadım yani Cilerme-Beşiktaş meselesine. Hı -hı. İyi de transfer. Fenerbahçe ile de adı konuşuldu oyuncunun. Bence Fenerbahçe'ye de çok iyi giderdi Cilerme. Beşiktaş'a da iyi giderdi. Ve öyle görünüyor ki Beşiktaş Olayın son durağı orası olacak gibi e, duruyor. Peki e, devam edelim. Berisha transferi gerçekleşir mi e, Fenerbahçe'de demiş Adem Kaya. Ama bu limit meselesi işte. Yani limit meselesi. Değerlendirmeleri, hep... isimleri, rakamları Hı. değiştirecek. Yani çok hangi Berisha çok... abi? Çok Berisha var futbolda çünkü. Suriye'deki Berisha mı? Bilmiyorum O kısmı beğendim. Be evet, çok fazla Berişe vardı. Hatta bir tane ee, Abdullah e, Hoca'nın e, getirdiği Berişe vardı. Hem milli takıma da getirmişti hem İstanbul Büyükşehir Belediye'de getirmişti. Sonra bir maçta çok kötü sakatlanıp e, doğudaki bir deplasmanda. Antep deplasmanı olabilir, Erzurum öyle bir deplasmanda tam oyuna girdi, tam ısındı falan derken yine bir acayip bir sakatlık yaşamıştı. Gaziantep Spor maçında Berişe tekrar bir sakatlık yaşamıştı. O Berişe değildir. Yok değil. <laughs> <tanışalım mi>? yani. <laughs> yok yok. Hani evet. Berişe'lerin çokluğundan bahsediyorum yani. Evet. Peki. E, Tuna Bey'i mi izleyelim araya mı gidelim şimdi onu bir sorayım arkadaşlarıma. Ankara'dan Tuna Bey. İyi akşamlar iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri yeterli buluyor musunuz yoksa stoper bölgesine bir tane daha transfer yapmalı mı? İyi akşamlar. Teşekkür ederiz sevgili Demir Yaz. <laughs> geçen seneki şey gibi hani. E, kupa mı o tabii? Geçen seneye dair hatıralarım çok şey. Alper Mehmet Vasali kaldırımın böyle arka arkaya dizildiği sakallı bir fotoğrafı vardı. Üçü de birbirine Beşiktaş çok benziyordu. Açı. Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçı. Arkadaşlar öyle sakallı sakallı dizilmişler. o yüzden. Çok dikkat geldim. etmedim. Bir daha gelsin mi? Bir daha bakalım mı? Bir daha bakalım. O çünkü fotoğrafı tam, hatırlıyorum çünkü. Ben tam dinleyemedim tekrar. <laughs> Soruyu da dinlemiş bir Çünkü o sırada veri şeyi çözdüm ben. <laughs> ha çözdün mü? Tamam. şeyi çözdüm. <laughs> Peki gelsin izleyelim canı sırrı. Evet. İyi akşamlar iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri yeterli buluyor musunuz? Yoksa stoper bölgesine bir tane daha transfer yapmalı mı? İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Abi, stoper bölgesine yani faleti aldıktan sonra bir tane daha yaparsa artık çok fazla olur. Yani o bölge hani e, geçen gün bir e, haber vardı. E, Ali Koç döneminde altı stoper transferi yapılmış. Yani Faletle beraber. Faletle beraber 6. E, çok çok e, yani o bölgeyi tamam ihtiyaç var mı? Var ama e, şimdi hem e, Serdar Aziz tamam Sadık sakatlandı, e, Zanka var elinizde, e, Falet geldi bir tane daha yeterlidir. Peki şimdi Avrupa Liglerinden nefesleri kesen karşılaşmaları izleyelim. Dakikalar sonra Ilgaz Çınar ve Murat Demiryaz da tekrar huzurlarınızda olacağız. Evet son sayfa devam ediyor değerli izleyiciler. Ilgaz Çınar ve Murat Demiryas da birlikteyiz yine. Twitter'dan son sayfa eşlikine gönderdiğiniz soruları, görüşleri yanıtlamaya devam ediyoruz. Serkan Coşkun, Türk futbolunda adalet olmadığı için başkanlar tarafların gözüne girmek için e, suçu birbirlerine atıyorlar. Kendi hatalarını kapatıyorlar ve Türkiye Futbol Federasyonu adaletli olmalı. Herkese eşit davranmalı diye düşünüyorum demiş izleyicimiz. Yani bu e, Türk futbolundaki adalet meselesi hep tartışılan, hep ee, bir türlü bir sonuca gidemeyen bir e, hadise, ee, hakem kararlarından tutun işte kurulların verdiği kararlar e, veya işte, işte federasyonun e, aldığı kararlara kadar gidiyor. Ee, yani tabi yani adalet önemli ama e, iş sadece federasyonda kalmıyor. Yani büyük takımlar e, zaten <laughs> federasyon ortada olmasa bile yine e, birbirleriyle e, hani yıllardır didişiyorlar didişmeye de devam edecekler. Çünkü burada hani e, biraz şey önemli e, başarıda kim öne geçti e, kim geride kaldı bunlar çok e, e, hesaplanıyor bunlar üzerinden gidiliyor belki biraz e, o açıdan hani işte rakibimle aram açılmasın aslında mesele bu e, her ülkede belli e, rekabetler var. ve Her ülkede e, bir takım önde. Yani işte Barcelona-Real Madrid rekabeti var. Celtic-Rangers rekabeti var. Hep Yani bunların hepsi olağan şeyler. Ama e, bizde biraz daha e, durum çok farklı. Yani biz e, olayı çok daha fazla e, başka yerlere çekiyoruz. Aa, evet tabii, e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da e, yaklaşımlarının Doğru olması lazım. Yani e, Türkiye Futbol Federasyonu belki de e, yani hem kulüplerle birlik olacak ama bir yandan da kulüplerle çok iç içe olmayacak. Yani o e, şeyi çok iyi ayarlaması lazım. Aradaki dengeyi çok iyi ayarlaması lazım. E, bazen ayarlayamıyorlar. E, elbette e, Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunun sorunlarını çözmeye çalışıyor ama e, bazen farklı yerlere gidiyor işler. Bu hikayeyi hiç kimse bu kadar naif anlatmamıştı sevgili Demir <laughs> Önce söyleyeyim çok teşekkür ederim. Start Bence herkes you. böyle anlatmalı. Mevzuya herkes böyle bakmalı diye söylüyorum bunu. Ee, ama müthiş bir anda Hollanda futbolundan bahsediyorsunuz gibi hissettim ama nihayetinde <laughs> 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 Türk futbolunun sorunlarına vurgu yapıyorsunuz. Necati Kartal. Yarın aynı şehirde olacağız. Necati Bey Sivas Sporlu. Sivas'ta yaşıyor bildiğim kadarıyla. Yarın Sivas Spor, Demir Grup Sivas Spor. BTC Türk yeni Malatya spor maçı A spor ekranlarında Zira Türkiye Kupası'nda nefesleri oldu. kesecek mi? İlk Çok sıkı. Turun en iyi maçı. Evet. Çok sıkı maç olacak bir onu maç söyleyeyim. Olacak. 90 dakika sağ olsun arkadaşlarımız da müdürlerimiz de kıymetli müdürlerimiz de beni görevlendirdiler. Artık keyifli bir maç olacak bakalım. A spor ekranlarında canlı olarak izleyebilirsiniz. Ilgaz Çınar'a göre Yasin Öztekin hangi futbolcunun yerine oynar? Kimsenin yerini oynamak için transfer edilmedi ki Yasin Öztekin. Yani bu e, Sivas Spor'un nasıl planladığını, transferi nasıl e, düşündüğünü bilmiyorum. Ben sadece e, kendi adıma e, söyleyebilirim. E, hadise şu, e, bence Rıza Çalınbay e, ligin ilk yarısında başarıyı getiren e, grubu rahatsız etmemek adına onlara bir şey olduğu anda faydalanabileceğim oyuncuyu transfer etmeliyim dedi ve Yasin aldı. Ne yapıyordu? İşte atıyorum e, Emre'yi falan oynatamadığı zamanlarda, Erdoğan'a da belki performans anlamında kulübeden gelip katkı verecek oyuncu olarak baktığı zaman dilimlerinde Yatabari'yi kenar forvete çekip Kone'den faydalanıyordu. Şimdi Yatabari'ye ileride ihtiyaç olduğu zaman dilimlerinde, eğer sağ ve hatta, sol kanatta herhangi bir oyuncuda problem yaşarsa, Yasin Öztekin'i sonradan oynatabilecek. E, bence Yasin Öztekin bir yedekleme e, planı olarak e, gitti oraya. Adem Kaya, Mergin Berişe'den bahsediyordum az önce demiş. Evet, onu söyleyecektim ama Buyurun. araya gittik. Mergin Berişe. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu kadar mı? Hani olur tam, olmaz ismi, gibi şeyler söyleyeceksin sen di Ya yani olur olmazı zaten bir şey yani. buldum. Tamam onu bulduk Hayır. ama yani olur olmaz kısmı zaten eee TFF'de hani olursa e, bakılacak ama yani öncelik zaten Fenerbahçe'nin aradığı topçu çok katkı sağlar. Eğer olursa transferi gibi bir ya da iyi değil bence olmamalı gibi bir yorum bekliyordum açıkçası <laughs> Sizlerle, Yok, şu anda öyle bir yorum e, tam anlamıyla yapamam. Peki. Niye dersen e, çünkü hani e, doğrudan e, kadroya girebilecek bir oyuncu gibi gözükmüyor yani Vedat Muriç'i kesebilir mi veya o bölgede e, yani bir alternatif olur e, muhtemelen e, işte Mevlüt Erdinç'ten Terdince'den beklenen verim e, anlamadığı için ilk yarıda e, hani Vedat Muriç'i daha iyi yedekleyebilecek veya o bölgeyi daha bir iyi yedekleyebilecek bir isim olarak düşünülüyor. Ama öncelikle Solbek. Evet. Öncelikle Öyle görünüyor. Peki e, Solbek'le ilgili de sorular geldi. Birazdan onu da okuyacağım bu arada. İstanbul'dan e, Murat Bey izleyelim. Efendim hayırlı akşamlar. Benim sorum Ilgaz abiye. Ilgaz abi sizce Beşiktaş nerelere hangi transferleri yapması gerekiyor şampiyonluk için? İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Ilgaz Çınar. Harcama limitlerine. Hayır yapması gerekiyor. İdealden bahsediyor izleyicimiz. <laughs> Harcama limitlerine transfer yapması gerekiyor. E tabii o, o <laughs> bütçeyi <biçim gülüyor> ayarlamak gerekiyor ama diyerek yani ideal. ama diyerek. Limitlerin... Santrafor, Santrafor. 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 Bir. Evet, olarak Santrafor. Başka? Yani Ruiz'in durumunu bilmiyoruz. Yani geldi tam katkı vereceğiz diyoruz. Harika oynuyor. Defansı toparlıyor diyoruz. Tekrar 2-3 haftalık sakatlığa bürünüyor. Tekrar tekrar. Hadi sol bek, sağ yedeklemeleri zaten var. E, Douglas ve e, Reboşo ki bence performansları Reboşo'nun da e, hayal kırıklığı demesek bile e, bekleneni veremedi. Onu da hatırlatalım bir kez daha. Bu oyun oynama düzeni uyamadı veyahut da o şekilde e, ifade edelim. E, Cilerme'de gelirse bence öncelikle Santrofor, sonra Vida'nın satılır mı satılmaz mı bilmiyoruz. Bir de Stoper diyelim. Üç mevki saydın. Santrofor dedim. Evet stoper dedim Stopper. abi. Cilermen'in geldiğini, Cilermen geldiğini, geldiğini varsayarak. Cilermen'in geldiğini varsayarak. Evet. Dorukan'ın döndüğünü varsayarak. Yani, i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. Ebu Bekir Fenerbahçe acilen Sobek almalı neden hala stoper alıyoruz onu anlamadım demiş. Ee, Sobek meselesinde yani işte bugün Fenerbahçe de çıkacak. Izrail Türkiye Kupası'nda. Denizli Sobek bekliyoruz. Ki İstanbulspora karşı denedi hoca Denizli. Gayet de iyi bir görüntü çizdi. Bir transfer olmazsa biz Deniz'i sol bekle izlemeye devam eder miyiz? Yoksa yine direr mi oldu? Yani tercih oysa yani izlemeye devam edeceğiz ama e, doğru tercih midir? E değildir. Yani sürekli e, sezon başından bu yana e, işte sakatlıklar, formsuzluklar sebebiyle e, Fenerbahçe teknik heyeti e, bir yerlerden devşirip e, sürekli işte savunma Örgüsü oluşturmaya evet. çalışıyor. İşte Stoper, işte Zay Ceylson'dan stoper. Tam Ozan Tufan sağ bekte yani yapabiliyor, olabiliyordu. Orada yaptı. Tamam. Ama yani sürekli onu orada oynatamazsın. Yani Deniz Türüç'ten kanatta hücumda katkı almak varken neden sol bek? Yani işin özü bir tane sol bek. Transfer döneminde herhalde çok fazla... Yani, Yaz transfer döneminde çok fazla Kolarov e, kafasında olunca e, hani bir tane hani sol bek al yani çamurdan olsun denir ya. Hani bir tane sol bek bulunsun. Eee Hasan Ali'nin yaşadığı şan, e, sakatlık çok ciddi bir şanssızlık. Yani o evet. e, şeyde eee Bayern Münih maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, işte orada yaşadığı sakatlık. Şimdi o ara ara nüksediyor. Yani belli ki 17'de 17 e, Hasan Ali Zaten olmayacak. Ee, olsa bile bir daha sakatlanabilir. Dolayısıyla oraya e, eğer şu harcama limitleri konusunda bir e, şey ortadan kalkarsa sıkıntı bir sol bek lazım. Peki. İyi bir sol bek. Ben kimin birinci soru? Aa. Ee, bugün iki futbolun soru. Futbolun en oluşta... enlerinde üç soru gel, Üçüncü gelmedi galiba. Ben kimin bir bu? Ha, peki futbolun yani, enlerinde iki şey oldu. Üç nasıl, gelmedi. Nasıl? Yani, fut, yani futbolun enlerinde üçüncü soru gelmedi. İki sıfır öndeyim. 3-0 yapayım orada konuyu kapatalım. Hattrick, işte. hattrick yapayım diyor. Evet. Ama Ilgashçı'na her zaman böyle hırslıdır. Özellikle size karşı. Nedense Murat Demir <laughs> Bilmiyorum. mağlup ettiğim zaman kendimi bir başka mutlu atfediyorum demiş. Değil <laughs> mi? Ya, <laughs> tabii. Demiş. Öyle bir söz. <laughs> Demici var. Var <gülüyor> var, var, <gülüyor> var. Yakın çevresinde böyle konuştuğu öğrenildi. <laughs> <Tabii, gülüyor> Gazete <aynen>. haberi. <laughs> Olur ya futbolcu. Yakın çevresinde böyle konuştuğu öğrenilir ya. Genelde de doğrudur biliyor musun? Abi doğru doğrudur mu bilmiyorum yani. Hayır. Peki futbolun enlerinde bir gelecek şimdi. bu, bakalım bu kariyeri hatırlayabilecek misiniz? Adana Spor, Altay, Başakşehir, Kasımpaşa. Kasımpaşa'da da futbolu bıraktı. Ve soru zor kabul ediyorum. O yüzden mevkiyi direkt söyleyeceğim. sol Solbek. Ha sancak. Sancak, sancak, sancak diyor. Kaplan. Sancak Kaplan. Sancak Ilgaz Kaplan. Çınar. Evet. Tebrik ederim. Efsane sancak ya. Tabii. Değil mi? Peki ikinci soru ben kimim de. Tüm kalbimle de sizi destekliyorum sevgili Demir Yaz. Ya ben ben kimlerde biliyorsun şey oluyorum. Ya beynim duruyor. Estağfurullah. Siz düşünürken genelde Ilgaz Şınar cevap veriyor. Ilgaz Şınar siz yayınlarda da hep kazanıyorsunuz zaten ama bakalım bu sefer şansınız dönecek mi? Bursa Spor Ankara Gücü Gençler Birliği Kara Gümrük Gençler Birliği Erdem mi Erdem Özgenç mi Evet devam edelim hı hı. izleyicilerimizin sorularıyla cevap gelsin Erdem hı hı. Erdem Özgenç hı hı. Doğru <laughs> cevap ben beğenirdim de be Erdem'i. Erdem enteresandır ya. Ee, hangi? Bolu Spor döneminde Bolu Spor'daydı tabii. Çok enteresan flikik golleri atı, atardı. Kerem İlhan'a evet. sor. Kerem İnan da Mersin kalecisiydi böyle. Abi artı 10-11 falan uzayan bir maçta böyle karlı bir havada 101. dakikada atmıştı Erdem Özgeç galiba böyle. Yani. <laughs> artı da flikikten böyle 35-40 metreden. Kerem'in de böyle hani maşallah olan zaman dilimi vardı ya bir böyle, böyle Mersin İtman <laughs> Şu anda Kilo daha anlamında. Ya şu anda. <gülüyor> daha <gülüyor> daha <gülüyor> daha <gülüyor> 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 Peki. Eee Ciferikpol'un golünü atmıştı. Erdem Özgenç atmıştı. Hatırladım şimdi. Duran toplarda hmm, iyi evet. sol yani iyi kullanan bir isimdi. Dişi aslan lig başlasa da Sekidi Kayı izlesek demiş. Çok fazla izleyecek miyiz Sekidi Kayı sence yoksa Ozon Vapor gibi e, kiralık gitmesi gündemdeydi. Biraz daha ikinci üçüncü tercih mi olacak? Yani kiralık gitmesi gündemdeydi ama son yaşanan ee, işte sakatlıklar e, sakatlık dediğim yani hastalıklar artık hastalık, sakatlık. Hastalık evet. ve e, Babel'in gitmesinin ardından yani Sekilika'nın kalma ihtimali de var bence. Fakat işte o e, yabancı sayısı e, konusunda ne olacak? Hani e, şu anda yani Babel gitti. E, Onyekuru var diye varsayarsak evet. e, 16 Nuhin donduruldu. Andone'ninki ne olacak onu bilmiyoruz. Nagatoma evet. Mariano'ya satılacak gözüyle bakılıyor. Yani bakıldı. soru işaretleri çok soru fazla. İşte o e, sayı e, dengelensin diye kiralanacaksa belki o şeyde kiralanır. Yoksa bence e, tamam e, Eskişehir Spor'dan, yani alt birlikten geldi. E, belki bir adaptasyon süreci yaşayacak bir üstlük e, anlamında ama e, şu anda ihtiyaç e, halinde hani camı kırınız e, şeklinde kullanılabilir aslında sektika. Dediğim gibi tamamen o e, yabancı sayısı ile ilgili ayarlamalarla ilgili. Peki Erzurum'a gidelim. Kazım Bey. Size ilgililer. TFF birincilikte şampiyon olmasına ihtimal verdiğiniz takımlar hangileridir? Bir de Erzurum spor hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederiz. Kazım Bey Erzurumlu. Belli ki Kazım Karabekir Paşa da e Erzurumludur biliyorsunuz. Osmanlı'nın büyük paşalarından biridir Kazım Karabekir Paşa. Evet ya ben Hatay'ı oldukça şanslı görüyorum. Çünkü düzeni bozmadılar. Öyle bir nokta var. Yani Bayram Toysal da geldi. İlhan Poluk'tan aldığı o mirası çok değiştirmedi. Harbour Parvans'a vurmadı. Şimdi Popov hamlesi geldi. Müthiş. Erzurum ne yapar? Yusuf Acel'i transfer ettiler en son olarak. Çaykur Rizespor'dan sol ihtiyaçlarını o şekilde giderdiler. E zaten bir oyuncuyu Fransa'dan aldıkları bir oyuncunun sözleşmesini feshetmişlerdi. Hangisi olduğunu unuttum şimdi ama hani Emrah Başsan'dan tut şeye kadar Fransız oyuncu kimdi Manchester United'da da oynayan? Obertanlara kadar <laughs> hatırladım şimdi <laughs> çok sürünceme de bırakmadan <laughs> Obertanlara kadar çok acayip bir kadrosu var Erzurumspor'un yani öyle ...onlar da bayağı zorlayacaklar. Ligin ikinci yarısı daha keyifli olacak orada yani. E Hatay ilk ikiden çıkacak belli ki senin de söylediğin gibi. Erzurum şu anda ikinci sırada ama yani o yarış devam edecek. Erzurum Akisar ne yapacak? Akisar çözebildi mi transfer yasağı meselesini? Akisar'ın transfer yasağı vardı. Her ne kadar Mehmet Altıparmak kadromuz yeterli olsa bile... E, ...dese de bence e, sıkıntılı. Göreceğiz. Çetin olacak ama. Bayağı çetin ceviz olacak yani. Çok zorlu geçecek ve e, yani playoff'a yıllardır öyle... ...favori giren takımlar hep bir şekilde kalıyor... Bir de bence birinci ligin dengesini çok fazla bozan iki takım var. Menemen ve Keçiören Gücü. Aha, Keçiören Gücü, evet. ben hayranım. Evet. Yani hiç bozmadılar. İkincilikte evet. ne oynuyorlarsa, TFF birincilikte de aynısını oynuyorlar. Daha farklı güncellemeler yaparak. Daha iyi bir golcüleri var mesela şimdi. Famusakone'yi almışlardı. Değil mi? oradaydı, doğru. Geçen sene Adana'daydı. Menemen de inanılmaz. Yani Ramazan kurşununu gitti, Cenk Hoca geldi ve farklı bir boyuta geçtiler ama inşallah kalıcıdır o. Yani bir, bizi yanıltmamıştır. Düşme hattı da inanılmaz çekişmeli olacak. Yani birincilik, özellikle ikinci arası evet. nefesleri kesecek. İzmir'e gidelim mi? Gidelim. İzmir'den Abdullah Bey. İngilizler son seferki. Ben İzmir'den Abdullah. Araturan'ın Galatasaray'a transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Form geçici, klas kalıcıdır. Ee, bu konuda Fatih Terim ile Mustafa Cengiz'in ters düştüğüne inanıyorum. Ee, Fatih Terim istiyor gibi sanki bence de Arda Turan gelirse çok büyük katkı sağlar. İyi geceler diyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani bu son olaylardan sonra Galatasaray taraftarlarında ağırlıkta e, böyle bir düşünce var. Yani Arda Turan gelsin, Onyekuru da hasta. E, Arda bu takımın oyuncusu burada çıktı yetişti evet karşılıklı kırgınlıklar var bu kırgınlıkların bir kısmını Galatasaray taraftarının bir kısmı bu kırgınlıkları unutmuş bir kısmı unutmamış hı hı. Hangisi daha doğru bilemiyorum ama Abdullah Bey de böyle düşünüyor ya tabii tarafta şimdi taraftar gözüyle baktığınız zaman form durumu ne kadar ne durumda olursa olsun işte camianın içinden yetişmiş Avrupa'da Türk futbolu adında hakikaten zirve diyebileceğimiz, yani Atletico Madrid'de oradan Barcelona'ya çok e, rekor bir transfer yapmış bir oyuncu. E, ve e, takımın içerisinde e, yer almasını e, isteyen bir grup var mutlaka. E, hem belki son dönemde yaşadığı olaylardan hem de e, şu andaki form durumu yüzünden istemeyen bir kesim de var. Ee, ya Fatih Hoca'nın e, özellikle e, uzun yıllar e, takımda kalan, e, takımda oynayan e, çok deneyimli oyuncular için yaptığı bir şey var. Daha önce Sabri Sarıoğlu için de yapmıştı. Son bir Tabii. sözleşme. Yani Sabri gitsin mi kalsın mı derken Fatih Hoca orada e, ağırlığını koymuştu, <laughs> kalmıştı. Bu sene <laughs> İğrencim, başında... Kusura bakma. <laughs> Sevgili Demir diyerek yani. bir kısa ara verelim. Buradan devam <laughs> edelim. Çünkü gayet kritik noktaya temas ettiniz. Yani Fatih Hoca'nın öyle bir vefa kavramı var. Evet. Ve Galatasaray formu altyapıdan yetişmiş oyunculara karşı ayrı bir hocanın hoşgörüsü var, sempatisi var, bir koruyuculuğu var, kol kanat geriyor. Bunu ma hep örnek kusura bakma, kusura bakma. <laughs> bak. Ilgaz buyurun. Ya son bir sözleşme yapalım deyince Yeşim Salkın'ın bir şarkısı aklıma geldi de o yüzden. Neydi şarkının adı? şeyi söylemeliyim de hani son bir sözleşme yapalım öyle git gideceksen diyeyim yani. Evet şarkı güzeldi ama <laughs> yani, ırk açtınlar gecenin evet. bu saatinde yorucu bir yeni gün beni bekliyor, <laughs> <Evet>. seni bekliyor. <laughs> haber toplantısına gireceksin. Saat 10'da mı haber toplantısı? Ee, saat 11'de. 11'de. Tamam, on kendine gelirsin abi gireceksin. o saate kadar. Gelemez. Olmuyor ben denedim. Ben denedim ben olmuyor ya. Benim aklıma da mesela e, Candan Erçetin'in Hı -hı. Ee, neydi o sandalyeye oturmuş falan böyle bir şarkı vardı. Bir klip vardı. Çok ha. uzun yıllardır <laughs> Candan Hanım'ın ilk klibi. Evet. İkinci klibi İkinci mi? İlki yalandı. O Hayır, yalan. gitti. Yanlış hatırlıyorsun. Ha. Kırmızılı ikinci klibiydi. İlk bir... klibi Kırmızılıydı. Ha -ha. Nine <laughs> ben sana söylüyorum abi. <laughs> ya o ilk klibinde Candan ha. Hanım o sandalyede kırmızı fonda klibi ilk klibi Ha doğru. Onunla meşhur oldu değil mi? Hatta grup vitamini de dalga geçmiş. Yönetmen falan diye bir şeyler yazıyordu. Kırmızı sandalyesi. Yalan falan. sonraki albüm diye hatırlıyorum. Ha, hatta. aynı albüm ikinci çıkış. O zaman üçüncü şarkısı. Çünkü ikincisi de İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü ha, o hangi şarkı... aşk adil ki? O yalandan sonraydı abi. Galatasaray Lisesi'nden çıkardı. Pilav gününden çıkmıştır hatta yani. Taksim. Nasıl? İstiklal Pilav gününden çıktı? Galatasaray... sonra mı ha, tabii orada bir kalabalıkta çat diye çakılıp şey yapılmıştır. Çekilmiştir o klip. Demir kapıdan çıkmıştır hatta yani. O klip neden aklınıza geldi? <laughs> Sevgili Demir Yersin. Hiç bilmiyorum. Yani <laughs> tamamen Ilgaz Çınar beni dağıttı bitirdi. Evet, ben yani, daha eski bir şarkı yani... geldi. Yangın var biliyorsunuz. Meşhurdur yani. <laughs> yani ben şey kadar Zikaller gideceğim. Dedi. Ee, yani Barış Manço'dan dağlar dağlara kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> kurban olam yol ver geçem Ilgaz. <laughs> yani bir bir şey söyleyecektim, bitirdim beni. Nerelere gittik <laughs> yani? Son bir sözleşme değil ki aklıma düştü. Bak iğrenç olduğunu da söyledim zaten yani. İğrenç bir şey aklıma geldi dedim farkındaysanız yani. Hiçbir zaman komik olduğunu iddia etmedim. Şanslı yani. olduğun kısım haftanın bir günü son sayfaya teşrif ediyorsunuz diye biraz. <gülüyor> i̇zleyicilerimizle ben her gün maruz kalıyorum. Kritik bir noktada bırakmıştın, oradan devam edelim. Bu sezon Selçuk İnan'la alakalı. Hani Selçuk İnan'a hani... Demelen takımdan ayrılma ihtimali olan bir isim de yine Fatih Hoca kalmasını istemişti. <laughs> e, son bir sözleşme... <laughs> gülmek gülme krizi geçiriyor Ilgay Şınar <laughs> <laughs> da söyleyeyim. Evet. 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 Abi olur ya, şey, <laughs> sen bitir abi ben sonra anlatayım derdim. <laughs> bir şey <laughs> adamın adamın alnını bitirdin. Ben şu anda, ben şu anda başka başladım. sanatçılar, şarkılar <laughs> falan düşünüyorum. Evet. Yani geçmişe gitsem, Arnavut Kaldırımı... Adam nereye geldi abi? Oynama şıkkı bir vardı bak. Adamı dağıtsın abi yayın. Burada ciddi ciddi önemli bir mesele konuşuyor. Harbiden ya. Hadi yine iyisin vardı bak mesela hatırlar mısın? Hatırlamaz mıyım? Hadi yine iyisin. Tayfun. kayanın da evet. anladı. Konuyu hep yapayım bağlayıp değil mi? Evet. Peki. Kapıma dayanma sakınma Evet. Ha, o, evet. Ha, evet. Evet. O, e, kapıma dayanma sakın. sakın Evet, lütfen <laughs> sana mesaj vermeye çalışıyorum şarkılarla yoksa hani sanatçı Yok şimdi evet. gülme krizi gelince de Kaplink'e gitti abi Kaplink'in bir bölümünde hani hiç bir gülme krizi sizi hiç ummadığınız yerde yakalar Ondan sonra gülmekten kendinizi alıkoyamazsınız hatırladın mı bölümü abi sen İzliyorum. izliyor muydun Kaplink dizisini Yok Kaplink'i seyretmiyordum Şey Amerikan versiyonu olan değil gerçek versiyonu Jeff me falan vardı böyle hatta yani. Efsanevi bir, bir İsrailli kızla bar sahneleri vardır ki dizinin sonunda altyazıları geçerler. Esasında neler konuştular diye çok iyi geçindiklerini sanarlar. <laughs> Müthişler. <abi>. Artık ya yani yıldaşların <laughs> konuyu getirdiği nokta <laughs> evet evet. Ee, Selen Hanım demiş ki boşuna abi, şarkıcı abi. saymayın. Lal albümü Sertab Erener demiş. Yani onun üzerine Aa. albüm çıkmadı demiş. Konuyu getirdi. Hani bütün mevzuyu buraya getirdin. Yani. Gaz <laughs> evet. bu arada Kazım Karabekir Paşa Karamanlıdır gayet iyi biliyorum. Karaman Kentli de hatırlatmış LAL, görev e, bölgesi itibariyle söyledim. Lal değil mi? Akustik LAL, albümdü e, galiba Lal. E, doğru çok elektrikli, elektrik kullanımı Akustik albümdü o doğru. Selim de Kazım Karabekir Paşa İstanbul doğumludur demiş. Aslan Karaman onu söyleyeyim. Yunus Akgün kampa alınmadı satılıyor mu acaba? Direkt de eklemiş <laughs> konuyu evet. <laughs> Pardon Murat <de> biraz ya. Yani. <laughs> yok yok ben <laughs> şu anda hala şarkılar düşünüyorum. Mesela Levent Yüksel vardı. Zalim. Dedikodu. Şarkı Aa, dedikodu. Evet, Onu söyleyeyim. Dedikodu dedikoduya bayılan insanlar vardır. Yani dedikoduyu hiç sevmem ama sayacağım isimlerini birkaç, birkaçını. Halbun Domaç. <laughs> dedikoduya bayılır Halbun abi. Net bayılır. Mehmet Yılmaz. O sevimli yüzünün arkasında, kameraların arka tarafında acayiptir yani. Onu söyleyeyim. Serdar Sarı'dan söylemiyorum bile. Şarkının adı elbette. Yok, Hayır, o elbette abi, o, sonra. O 2004'te abi Fatih Terim'in son maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çalınan şarkıdır o yani elbette. Merton Ilgaz abi bize gece gece ne yaptın demiş. Bilmiyorum. Evet abi. <laughs> o şarkının adını hatırlamaya çalışıyoruz. Bu arada bulacağız artık. <laughs> ee, diye tahmin ediyorum. Peki. Doğru. ilk albüm. Hakikaten ilk şarkıydı doğru ya bak. Aklınıza nasıl yalan işlemişse ben o ...klibi silmişim kafamdan zaten. O yani. ilk kliptir canım. Tamam tamam sen ya şu kırmızı sandalyeye ters oturur odur. Ona da itiraz ettin hayır o değil dedin ama evet, o... Evet sonra, sonra hatırladım bak, bak sonra, Ay, farkındaysan... Ilk, i̇lk bölümde de mesela 5 yıl önce 10 yıl sonra falan, falan diyerek oradan şeyi yaktı. <laughs> Bugün gelememiş ateşi yaktı o. Atışı yaktı <laughs> orada. Yani Ajda Pekkan falan aman petrol canım petrolden falan gelip... ...şeye kadar artık yani 2000'li yıllara geleceğiz yavaş yavaş. Öyle tahmin ediyoruz. 2000'li yıllar çıkan albümler. Peki şöyle yapalım... Bir son dakikamız var. Barcelona'da ayrılık teknik direktör Valverde ile yolların e, ayrıldığı resmen açıklandı. E, değerli izleyiciler, bu ayrılığı bekliyorduk. Evet. Eee ve e, yani, reis geliyor. E, evet. Iniesta'nın in açıklamaları Valverde hocaya saygısızlık yapıldığı noktasındaydı evet. ki çok ağır eleştiriler, değil mi? Eee Suudi Arabistan'da Doğru. olanlardan sonra hakikaten hakaret boyutuna varan e, olaylar vardı Barcelona cephesinde ve Valverde ile tamam. e, yollar ayrıldı. Bakalım Barcelona'da ne olacak? E, önemli alternatifler vardı konuşulan. İspanyol basınında şöyle bir göz gezdirmiştim ama kim geleceğini söylediniz? Keseteyen. Yani. Setien. Yani. Tamam, evet. Peki futbolun enlerinde üçü bence bu arada görebiliriz. Ya, görelim artık. Evet. Yani hazır yani Valverde gitmiş. Ortam ee, uygun hale. Şarkılar gitmiş. uygun hale. Barış ve güven ortamı sağlanmış evet, Sağlam. <laughs> Süper Lig'in ilk yarısında en fazla oyuncusu gol atan takım Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Ha adet olarak. Yani atıyorum tamamen rakamları. Gol atan oyuncu sayısını mı söylüyoruz? Gol Cengiz, atan Cengiz, oyuncu sayısı. En evet. fazla yani Beşiktaş'ta dört oyuncu mu skora hı, katkı gibi. vermiştir? Hı. Fenerbahçe'de 5 oyuncu mu? Gibi. Gibi. Evet, soru bu. Soruyu doğru anladık. Hı hı. Bravo. Rakamlar beni şaşırttı yalnız. Cengiz sen onu söyleyeyim. Evet, buyurun. Ben Beşiktaş diyorum. Beşiktaş diyor. Murat Demiryaz. Ben de Fenerbahçe diyeyim o zaman. Fenerbahçe diyorsun. <laughs> Kaçtır o rakam? Hiç beklemediğin yerden geldi. Hayır hayır ayrıldın sevindim. Kaçtır rakam tahmini? Değiştirebilir mi ama belli olmaz. Ee, 11'e 8'dir. 11'e 8'dir diyorsun. Hı -hı. Ben, e, ben, Bütün de... gollerden bahsetmiyoruz bu arada değil mi? Yani bir dakika. Süper Lig. Hayır bir dakika. Nasıl yani anlamadım. Ay, Sorunu anlamadım. O, burada. Pardon pardon ben ben şaşırdım abi ben karıştırdım. Ben Beşiktaş'ta 6 oyuncu, Fenerbahçe'de beş oyuncu diyeyim. Aradaki fark birdir yani. Yani Beşiktaş mı diyorsun? Hı hı. Değiştirebilirim dedim herhalde yani. <gülüyor> 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 Sevgili Rılgaz'dan çok enteresan bir hamle geldi. Sevgili Demir Yaz. Ben de Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Yani ben Beşiktaş, hani e, şu kadar futbolcudurdan öte... Kaç ayrı oyuncu e, gol atmıştır? E, evet abi, mesela... Bak Vida attı abi tamam mı? Öyle düşün. E, vida attı, tamam. Caner attı, Tamam e, Atiba attı, attı. E, Enkudu attı. attı, Burak attı, Hı -hı. Umut attı, Hı -hı. Adem Layıç attı mı? Attı galiba. Attı, attı galiba. Attı, attı. dön e, Şey de attı, e, Sporting'den gelen Diaby de attı. Hı -hı. Fenerbahçe'ye dönelim Vedat Muriç, Max Kurze, Ozan Tufan. Serdar Aziz hı hı. galiba Serdar Aziz Serdar, Asiz yaptı. Hı. Serdar attı. Geri Rodriguez. Ya ben ben de Beşiktaş, ben de Beşiktaş'a daha Deniz Deniz de var Fenerbahçe'de. Deniz Türüç de var. aradaki fark bir abi, bir kesin bir de ben Beşiktaş diyorum. Son karar mı? Hı -hı. Sevgili Yaz. E, Valla Beşiktaş'ı önce ben söylemiştim. evet. <laughs> e, tamam değiştirme mi? abi. <laughs> Fikri... Değiştirme, fikir değiştirme da. yani. Buyurun. Pardon bir saniye. Evet, Şimdi buyurun. Ilgaz benim üzerime oynuyor bak değiştirme diyor. Farkındaysan sana orada bir hamle geldi ama sen evet. son kararın ne? Ben son kararım ne? Ben Fenerbahçe'ye döndüm. Fenerbahçe, Beşiktaş. <laughs> Öyle bir ortam ki Fenerbahçe değil Beşiktaş'a döndü, Beşiktaş değil Fenerbahçe'ye döndü. Peki gelsin rakamlar. Fenerbahçe 15, Beşiktaş 10. Opta verileri arkadaşlarımız da detaylı bir şekilde baktılar. Rakamlar bunlar. 15 farklı oyuncu, 15 mu gol, farklı atmış? oyuncu gol atmış. Ben İntersen. tamamen şeyden düşündüm bak. Bana rakamlar e, çok büyük geldi onu söyleyeyim. Abi <laughs> bakmadım. Şö şöyle <laughs> e, aslında aslında doğru. Yani e, şimdi bizim, benim kafam şuraya gitti. Fenerbahçe'de Vedat Muric 10 gol en golcü isim. Pardon, özür dilerim. Vedat Deniz Ferdi <laughs> Zanka Doğru. doğru. Rodriguez <gülüyor> Gustavo hı <laughs> hı. Serdar Aziz <laughs> Nabil Dirar. Evet. Evet. Ozan Başak Tufan. Maçı. Evet tamam Ozan'ı yazmıştık. Tolga Ciğerci. Aa evet, evet, doğru. Kaç etti abi? 11. Moses. Evet. 12. İlk maçta 60. Jailson. Evet. Abi evet. doğru ya. Jason'un da golü var. Evet. Doğru. 13. Evet. Tamam tamam. Yok yok itiraz etmedik abi zaten farkındaysan yani. Arkadaşlarımız kulağıma sayıyorlar bu arada. Bu attı, bu attı, bu attı, bu <laughs> <laughs> Rakam buluyor mu işte? Şey, gelecek itirazlar karşı. Önceden öyle oluyorlar. <önemli> daha <laughs> evin içinde yağmurluğu giyip. <laughs> değil mi? Evet. <laughs> Enteresan abi. Abi ben Çok yüksek geldi bu anda rakam birden i̇şte, ama doğru. hani be, doğru. Gol yükünü e, doğru. ağırlıklı olarak Vedat çektiği için hani e, Beşiktaş'ta en golcüsün 5 golü bırak. Bir Şimdi ilk hafta olunca... bulunabilir miyim? İkiniz de Fenerbahçe deseydiniz Beşiktaş'ın rakamını verecektim. 10, 10 rakamıyla ikiniz de Beşiktaş'a ikna edebilirdim ben. Ederdin, ederdin. Değil mi? 10 ayrı oyuncu, oyuncu gol attı. 11 hmm. tamam. midir Fenerbahçe ama 15. Ben beş... ikna hani şey, şey olmayı şey, son... Ben lig... ondan daha fazla diye düşünüyordum Beşiktaş'ı. Öyle mi? Hmm. Ben evet. öyle düşünüyordum. Evet. 11, 12, yani 12 e, olur diyordum. Gökhan Gönül'ü var, Caner'i hani var birden başlayarak. Evet, değil mi? Atiba'sı evet, var, evet. elnenisi var diye başlarsan evet. Ee, fazlasıyla. Peki, rakamlar gerçekten enteresanmış. 15 oyuncu, gol. Yani bu enteresan bir rakam. Fena, i̇yi bir rakam evet. aynı zamanda. Çok iyi rakam. Çok iyi bir rakam. Ee, Tolga Ciğerci. Bütün takıma dağılmış abi Fenerbahçe'nin golü. Yani. Öyle her, ifade her, edelim yani. Her, her e, mevkinin gol atabiliyor olması Fenerbahçe için bir avantaj. Jason son maçtaydı değil mi? Uzaktan gol atmıştı. Uzaktan. Kupa evet, maçı mıydı o? Çelkürüz Eskişleşmesi. Evet, tamam. Ligde maçı kazandıran. Evet. Doğru. E, Emre Belezoğlu'nu saymadın demiş. Merton tabii doğru. 14. Hı -hı. Daha devam ediyor. Güneyci abi birazdan Kolorov'u da sayacaksın demiş. <laughs> o kadar yani. Evet. Peki. E, Feyat, Ilgaz abi şampiyonluğa en yakın gördüğün takım hangisi? Yani şu anda Sivas Spor. Sivas Spor en yakın. E, çünkü abi, puan tanımsın. Puan, 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 puan. <laughs> sevgili Demir, bir cevap ama umuduyla size döneyim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır özür dilerim. Sivas Sporu cevap olarak kabul etmiyorum değil. Yanlış farklı farklı. Lütfen. Yani daha farklı bir ikinci yarının gidişatı ne olur anlamında bir soruydu evet, bu aslında. Biliyorum farkındayım abi. Değil. Ama baş, yani şimdi bir başlamadan hakikaten bir şey söylememiz çok zor ki. Yani hazırlık maçları iyi bir test maçları mıdır? Bence değildi. Yani o şekilde ifade edeyim. Yani ben bir şey anlamadım oynanan hazırlık maçlarından. Trabzonspor'un önünde hazırlık maçlarından da Galatasaray'da. Fenerbahçe yapmadı zaten o şekilde ifade edelim. Beşiktaş'ınkini de e, izleyemedim. E şimdi ikinci yarı Beşiktaş-Sivaspor maçı var ligin ilk haftasında. Ne olacak bilmiyoruz ki yani. Sonra görelim. O anlamda söyledim ben yani. Anladım. E, bir resim çizemedim kendi kafamda. Abi. Sen ne düşünüyorsun? Valla açıkçası e, benim kafamda direkt hani spor yok. Çünkü e, sporun evet lider... Ama ikinci yarı ilk yarıya göre çok daha zor geçecek Sivas Spor için. Tabii. Ee, belki bütün rakipleri, e, yani Sivas Spor'un ilk yarıda belki çok rahat geçtiği Anadolu ekipleri dahi e, Sivas Spor'u çok zorlayacaklar. Çünkü ikinci yarıda artık can havli başlayacak. Yani alt sıralardan kurtulma mücadelesi, ee, işte Kayseri Spor'u, Ankara Gücü, e, Kasımpaşa'sı, gençler bile hepsi saldıracaklar. Yani bu tamam yani şampiyonluk yarışındaki bütün takımlar için geçerli. Çok zor maçlar geçecek. Ee, orada hani Sivas Spor eğer önümüzdeki ...altı yani hafta önemli diyorlar ya 6 hafta değil. En az 10-12 hafta daha e, bir şekilde e, hep o geridekilerle farkı bir şekilde koruyabilirse işte o zaman evet Sivas Spor şampiyonluğa gidiyor diyebileceğiz. Doğru. Bence de en önemli adaylardan bir tanesi. Ben Geriye atmıyorum ama e, Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor, hatta Beşiktaş, hatta 10 puan geride olmasına rağmen Galatasaray arkadan ciddi şekilde gelecekler. Yarışı hiç Çok bırakmayacaklar. yarışı hiç bırakmayacaklar. Galatasaray ve üzeri gibi değil mi? Benim bir, bir şey dikkatimi çekiyor. Birkaç gündür biz e, haber merkezinde hem e, kendi e, Antalya'daki ekibimizin yaptığı röportajlar, hem e, gazetelerdeki e, röportajlar, e, izleyicilerimize... E, ve, sunmak için toparlıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ee, özellikle e, işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray dışında kalan takımlarda e, yani şampiyonluk yarışında e, çok fazla olmayan oyuncularla yapılan röportajlardaki sorularda benim dikkatimi çeken bir şey var. E, şampiyonluk adayınız kim denildiği zaman önce Sivas Spor demiyorlar. Trabzon hı hı. E, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe. Bu üçü ağırlıkta. Evet. Ya Benim gördüğüm Oyuncularla yani onlar tabii sahanın içerisindeler, daha evet. ee, daha iyi biliyorlar. <laughs> ee, bu bana biraz ilginç geldi. Yani Sivas Spor'a tabii ki çok büyük bir saygı var ee, ki ben şampiyonluk yarışının içinde olmasını sonuna kadar istiyorum. Ee, çok çok iyi oynuyorlar. Abi ben niçin ee, adayım olduğunu söyleyeyim mi? Ee, Barcelona yeni teknik direktörünü açıkladı. Setien takımın başına e, geçiyor bu kırmızıyı da. Ee, verelim. Yine son dakikalar. Kırmızılar ilk olarak Aspor e, ekranlarında. Biz verdik abi zaten abi. Keseten dedik yani. Hani... Resmi saniyeler önce kulüp açıkladı Ilgaz Çınar. Hani kulübün basın sözcüsü olsaydın gerçekten verdiğin anda o kırmızı yanardı zaten ama şu anda öyle bir durum yok. Yeğiz yani önce... Arif çok şanslı <laughs> bazen. Onu söyleyebilir miyim? <laughs> Biz yani. bunu bardakla verdik ne bileyim. Telefonla <laughs> verdik. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. <laughs> Değil mi? <laughs> Hocam. Eşofmanlığı uygulamayın. Eşofman, eşofmanlığı evet. uygulamayın. Sivas Spor'la alakalı sadece oyunuyla alakalı şunu söyleyeyim. Niçin bunu söyledim? Belki sezon içinde açarız. Bir basketbola dair bir yazı okumuştum. Çok kafa açıcı bir yazıydı benim için. Run and gun oyunundan bahsediyorlardı. Yani tamamen bir setinin olmadığı, hızlı oyuncuların ve tamamen diri kalabilen oyuncularla oynadığın ve bireyselliğin de ön planda olduğu bir oyun olarak özetleyebilirim şimdi. Run and Gun oyunu. Sivas Spor Run and gun oynuyor esasında. Yani Sivas Spor'u çözebilmek için Sivas Spor kadar e, geriye doğru koşman lazım. İleriye doğru da doğru koşuları yapıyor olabilmen gerekiyor. Onu çözdükleri anda Sivas Spor çözülür bence. Hatta pas dağıtacak ilk iki adamı e, çok iyi tespit edip gitmen gerekiyor. Ama bu Türkiye'de tespit edilemiyor. Yani e, Sivas Spor'un geliştirmiş olduğu hızlı hücumlarda, tehlikeli hücumlarda Veya attığı gollerde bak o top bir şekilde duran toplardan sonra Samas'ın elinde kaldıysa iki saniye içinde çıkıyor. Bunu da engelleyemedi Türkiye'de hiçbir kulüp yapar yap abi orada. Samasya'yı topu çıkarttırtma yani. Ondan başlıyor çünkü atak. Ve genellikle de hep ya sola çapraz atıyor ya sağa çapraz atıyor. Ve hep de isabetli. Hangi aşk adil ki? <laughs> Şarkının adı, o ilk klibin adı. Hangi aşk adil ki? Evet. Allah Allah. Evet. Peki. Peki. Damla Hanım da Sertab Erener Pop'un Kraliçesi son albümü, Kırık Kalpler albümü çok iyi demiş. Peki. Bilmiyorum. Onun müzikaline gitmek istiyorum da zaman yaratamadım yani. Bir de e, finansal fair play'e takılır mıyız? Takılmaz. Biz o de onu bilmiyoruz yani. <laughs> Değil mi? Can Bey de tam aradan bahsediyor. <laughs> sö sö söylediğin kadar konsere git. <gülüyor> 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 Yetkin Bakan Ilgaz Çınar Bey beni hiç yanıltmıyor. Beyin yakmaya devam ederek programı sürdürüyor, severek izliyoruz. Düzce'den selamlar demiş. Yani, yani. Bilmuk abi teşekkürler sağ olsun. O sevme kısmı işte o sendrom, mağlup sendromla <laughs> alakalı bir durum yani. Ahik Stockholm sendromu. Evet. <laughs> Nurdan Hanım da profesyonelliğe bakın 5 dakika önce teknik adam gönderip 5 dakika sonrasında yenisini açıklıyorlar. Bizde olsa bir ay beklerdik 10 tane teknik adamla anlaşılırdı. <laughs> evet demiş. E bu da doğru. Yani o dedikoduları dinleyelim. Kim gelecek? İşte evet, Murat evet. Demiryaz gelecek diyorlar ama, ama işte Mustafa Bazı Gürtler şartları hazırmış. Var. Ha. Ilgaz Çınar açıklama yaptı. Başkanı 25 kere cevapsız aramış falan. <laughs> Baş, başkanı arayan teknik direktörler evet, değil mi? Evet. <laughs> ya işte yani Murat da olmayacak başkanım. Murat yapamaz bu işleri. Işte? <laughs> Ne zaman yapmış ki Murat? Kaç tane takım kime düşürdü falan. Başkan da bilmediği için bunlar konuşmaya devam ediliyor değil mi? Bunlar vardı. Evet. <laughs> umrumda değil. <laughs> Şarkımda Evet abi o <laughs> adil değil ki falan ne oluyor abi yani ben de değil mi? İkinci. Evet o umrumda değil. İlki umrumda değil. Öyleymiş. Peki. Suarez sakatlandı. Aşk <laughs> Değilmiş, kaç beden giyer falan da vardı. Efendim abi? Suarez sakatlandı. 4 ay yok bu. sezonu kapattı evet. Suarez zaten. Evet. Barcelona açığı kapatmak için Jackney alır mı? Soru bu. Jackney alamazlar çünkü üç ayrı takımda değil mi? Oynayamaz. <laughs> yani öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Yani oradan gidiyor hani e, Cagney Jackney ba Barcelona'da oynar mı ya Abi Suarez'in direkt... sakatlığından sonra şey haberleri çıktı mı? Barcelona e, gözünü Falcao dikti falan gibi haberler çıktı mı hiç basınımızda? Çık, çıktığını evet. Yapma ya. Birkaç yerde gördüm. <laughs> <laughs> Olabilir mi sence? Yok ay yani. Ben olmaz da hani nasıl çıktı diye çıkmaz artık herhalde diye düşünüyordum. Abi bir de Falcao falan Barcelona'ya giderse <laughs> bugünün tarihini unutma yani şu saati unutma. Ben şaşırmam biliyor musun? Abi yok ben şaşırırım yani. Neden? Yani yok Falcao. yani Suarez yok farklı bir oyun oynama planındalar. E, Falcao zaten oynayamadı. Yani gördük hazırlık maçında işte Adana Demirspor maçında daha Falcao'nun belirli bir zamana daha ihtiyacı var. Ama Barcelona böyle transferler yapar biliyorsun. Yapar ki. ama faydalanamaz da genel olarak yani. Hani ben söylüyorum. David Villa'yı futbola döndürürler, Falcao'yu transfer etmezler gibi bir durumda çıkabilir karşımıza yani. Skolsu döndürmüş ya Alex Ferguson futbola. Evet. Hatırlıyoruz değil mi onu? Henrik Larsson'u almışlardı hatırlar mısın? Ha, Henrik Larsson. Helsingborg'dan evet. Henrik Larsson'u almışlardı. Aldıklarında Larsson 35 miydi, 36 mıydı? 34 4, 4. İyi de katkı vermiş ama Henrik yani. İyi de katkı vermiş. Iyi, i̇yi katkı vermiş. vermiş. Ee, ki <laughs> Falcao, Barcelona hani ucundan kıyısından birkaç yerde gördüm olabilir. E, Setien'le iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığını Barcelona kulübü açıkladı. Bu detayı da e, verelim. E, Asıf da 2020'de aldığım en güzel haber Valverde'nin gitmesi oldu. Izdırap bitti çok şükür. Ama Barcelona iki buçuk yıl kaybetti e, demiş. Hakikaten iyi futbol yoktu yani öyle söyleyeyim. Net yoktu. İyi futbol yoktu yani. Evet. Valverde fotoğrafçılık eğitimi almış. Öyle bir şey vardı. Ha. Yani fotoğrafçılıkla çok ilgileniyormuş ama e, herhalde o nasıl diyeyim durağan futbolda fotoğrafçılıktan mı geliyor ya da <laughs> anı yakalamak için <laughs> yavaş anı <laughs> yakalamak için <laughs> yavaş da bir hikayesi vardı. Kapello'nun piyanoyla mı alakalı bir hikayesi vardı? ya müzik ya güzel sanatlar. Kapello'da da öyle bir şey vardı Fabio Capello'da. Fabio Capello'nun aymanı kimdi hatırlıyor musun? Yani Ziya Hoca'nın aymanı vardı ya. Ayman Abdülaziz. Evet. Fabio Capello'nun Ayman'ı kimdi? Kimdi? Hatta Brezilya'daki lakabını mecburen söylüyorum. Hayvan lakaplı. Brezilyalı orta saha. Kimdi? Emerson. Emerson. Aha. Bir Emerson bir de Zebina'yı gitti her yere götürür demen hemen. Canat'ın Zebina vardı ya böyle sağ bek stoper. Güven Tostan'ı gitti. değil mi? Birini de gezmeye başlamışlar. Gezmeye başlamışlardı. Zebina'da hiç böyle hani... Isınamazdın değil mi? Hani ne abi dersin? Stoper mi, sağ bek mi falan oynadı ikisi. Et de, mi balık mı tavuk <laughs> Tipinde oyunculardan biriydi. Peki e, Fatih Gümüş Konya Spor'a oyun zekası yüksek bir 10 numara e, Milosevic'i sol kanatta oynatarak e, daha iyi olmaz mıydı? Sol kanatta oynatarak hata yapmıyor mu? Sanki on numara oynasa daha doğru demiş sevgili dinleyicimiz. Evet. Ya bazen oyuncuyu kalabalıktan kaçırmak için e, genel olarak başta Güney Amerika sonrasında da belirli Avrupa ülkelerinde başvurulan bir şey bu. Yani kalabalık arasında e, Boğulmaktansa kenardan oyun görüşü ki bence kenarda da iyi oynuyor yani. Ramazan Göker arada bir gülün e, değişik şeylerden konuşun ihtiyacımız varmış. Bunu şimdi gülünce anladım demiş sevgili dinleyicilerimiz. Yusuf Temel Ilgaz abi'nin neşesinden istiyorum. Allah eksik etmesin. İzinden İnşallah güçlükler eksik olmasın demiş. O neşeye ulaşmak için, o neşe potansiyeline ulaşmak için Ilgaz'ın neşe potansiyelini etrafınızda tüketebileceğiniz bir demir yaz, bir göks olacak <laughs> ki onlardan çalın. Çaldığınız enerjiyle, pozitif enerjiyle onları bitirdin ama evet. süzgülerek yolladın. Öyle bir dizi vardı abi. Bir ara çok fenomen olmuştu ya. Sonrasında çok baymıştı ama. Hani böyle belirli güçlere sahip olanlar. Orada bir tane böyle şey vardı. Karakter şey, ruhemici bir şey vardı böyle. Enteresan bir diziydi o. Unuttum abi adını. Bilmiyorum yani şimdi. Nereden bileyim abi? Benim de aklıma durup Mavi Kelebekler geldi mesela. Ilgaz. <gülüyor> <gülüyor> Kafamızı darmadağın etti. <laughs> Hangi diziden? Dizi şeydi ya. Bu Ruh hemen, enerji hemen belki 100 tane dizi yok yapıldı. Yok yok bu diziyi söyleyeceğim abi. Bu Criminal Minds'daki e, Sarışın Hatun'un kocası orada önemli rollerden birisiydi. Bir Sarışın neydi? Hatun'u bilmiyoruz ki kocasını bilelim. <laughs> dizideki kocası mı gerçek? gerçeklerdeki kocası, kocası? Dizideki kocası. Criminal, Criminal Minds'da Minds dizideki koca. En son şimdi final sezonu geldi Criminal Minds'ın. Ablada mi? vuruldu Sarışın ama yaşayacak. Güzel dizi. İyi dizi. Surinç'ten mi bahsediyorsun? Yok yok abi değil S ya. Benim dizim Level Under'da ama. Kanun ve düzeni çok severdim onu söyleyeyim. Yeni sezonlarını çok o kadar tutmadım ben ama. Ben sana söyleyeceğim artık şimdi idi. bulacağım onu ben. <laughs> Peki. Kusura bakmayın telefona gömüleceğim ama. Estağfurullah. Dizi, Estağfurullah. Dizi Estağfurullah. Dizi Estağfurullah. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> arada program yapalım o zaman. <laughs> Bir spor programı yapalım mı arada? Harika olur. Neden oldu. olmasın? Evet. Ee, Ulgaç Çınar'ın o hatırlama serüvenleri. Yalnız şunu fark ettim sadece burada yaşıyor. Yani Bu programda yaşıyor. Bunun dışında asla. Program öncesinde bile geldiğinde hatırlıyor mesela. O soru işaretleri yok. Soru işaretleri Ama programı girdiğin anda... Evet bir şekilde demek ki dikkatimi dağılıyor. Heros mu dizi? Evet abi. Söylemez. Evet abi. Göztepe. Evet Saltuk. abi. Tamam, evet abi. O. İzleyicilerimiz de sevdiğim. Evet yani insanlar. <gülüyor> <gülüyor> yazmışlar. Bıyıksız genç forvet de. <gülüyor> <gülüyor> Bıyıksız genç forvet güzel abi. In Rush ekolünden değil yani. <laughs> evet, Heros. Evet abi. Eski dizi. dizi mi? Ben yani 2007'lere, 8'lere falan dayanıyor tabii. Ben iki, iki, sezondan sonra bıraktım zaten ya. Sarmadı ondan sonra beni yani. Unutamadığın dizi Murat Demiryaz. Mavi Ayı hatırlıyor musun? Aa evet. Kim hatırlamaz? Evet. Müthişti. Müthiş. Kim yani. Ziyaretçiler ünlüydü, meşhurdu ama Ajan Villi olduğu dizi vardı. Sonra Türkiye'de başka farklı bir şekilde uzun yıllar süren bir dizimiz var. Aslında o dizinin bir kopyasıdır. Büyük tuzak. 88'de falan herhalde oyun. 88-89 hatırlar bu, mısın? Bu, İngiliz polisiye dizisi miydi? Galiba. Büyük tuzak hani e babası mafya babası, kendisi istihbarat teşkilatında çalışıyor. Ajan Villi vardı falan. Yok, Yok ben izlememişim ben. Ben ile fiş hatırlıyorum mesela. Aa. Güzel diziydi. Evet. Demsilemek biz. Aşkı memnu diyenler var. <gülüyor> <gülüyor> Kartallar yüksek uçar vardı. Bak onu hakikaten evet. işlenmiştik. Bir de iki beyin adam mıydı? Neydi abi? Ahmet Mekin'in beyin nakli falan olduğu enteresan bir dizi vardır bak. İyi dizidir o yani. Ahmet Mekin'in oynadığı. Ee, böyle beyin nakli olur sonra karakter değiştirir falan böyle. Acayip bir diziydi Ahmet Mekin'in oynadığı. Bir de... Uzaylı Zekiye vardı. Aa, Uzaylı Zekiye vardı zaten. Ee, Uzaylı Zekiye sonraydı ama bunlardan. Uzaylı Zekiye yok. <laughs> tabii o... 80'lerin sonu. 80'lerin evet, sonu evet. 90'ların başı gibiydi. Bir de Galata Köprüsü'nden aşağı bir manken atılır. Cinayet vardı falan diye. Genç çocukların böyle bir enteresan bir dizi de öyle bir dizi vardı. Güzel bir diziydi. Evet yani soru, soruyor. <laughs> hep beraber <gülüyor> 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 Hep beraber bulmaya çalışıyoruz. Cesur ve güzel vardı mesela. Ya, evet. Tabii. Ama Linda Hamilton evet. ablamın oynadığı. Yalan Ağacı. Aa bir dakika. Sem kırmızı Aa. çizgimizdir abi. Şurada yalan, yalan rüzgarı. Yalan rüzgarı. rüzgarı. Hayat ağacı yalan rüzgarı. Hayat ağacı. Hayat ile bir sizde buruk vardır, bir sizde de sem vardır. Öyle. Sem bu kırmızı çizgimiz. Hayat ağacı. <laughs> hayat ağacı <laughs> tabii. Evet. <laughs> Babamın da kırmızı çizgisi. <laughs> 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 Artık bunu gönül Rabbim söyleyebilirim ama. Evet. <laughs> Babam o zaman şöyle bir konuşma geçiyordu yani. <laughs> abi herhalde dışarıda biriyle <laughs> görmüş e, evde hani dört erkek e, oturuyoruz böyle babam da yanımızda böyle bizimle bir konuşma yapıyordu muhtemelen birini görmüş biriyle dedik yani o neydi o sarı bir kız var dedi sem onun gibi olacak dedi <gülüyor> kavanozdaki <gülüyor> adam sağ olsun Serkan bakar iki beyin adam şeyin Steve Martin'in filmiydi ee, ah tamam evet, o kavanozdaki abi. adam evet. tamam. hatırlıyorum çünkü. Cundan abi şu köprüden e, şey e, cansız manken atılır da onu cinayet sanarlar sonra gerçekten bir cinayet çıkar falan. O dizinin adını da hatırladık mı? Geceyi mutlu kapatacağız. Hep beraber. <laughs> yani. Hep beraber. beraber. <gülüyor> <gülüyor> evet. Breaking Bad'i söylemiş Hakan Arslan. Aşk ve Ceza demiş Cimbom. Narkoz demiş Fuat. Dallası unutmayın demiş Ahmet Duvar. Ha Dallas. Madman. Cüneyt Kaya da yazmış, Kavanoz'daki adam. Ahmet Eyvallah, çok teşekkürler. Çok iyi diziydi ama hakikaten böyle. Kapak Atölyesi de yazmış. Serhat Kartal da yazmış. Tamam abi, diğer diziye geçelim abi. Abdurrahman Zeybek, uzun saçlı versiyonun var mı Ilgaz Çınar senin? Yok, yani şeyde vardı. Bu deri hastalığı çıkmadan önce 90'ların ortası falan gayet böyle kıvır kıvır değil ama dalgalı saçlarım vardı. Tolga Savacı saçları vardı <laughs> evet. Bonanza'yı unutmayın demiş. En Aa, Bonanza. E, Bonanza, küçük ev. E, ben Leslie bile Aa, çok severdim abi. Zavra. Köle İzavra. Zenginler Dağlar. Luis Alberto'nun askerleriydi galiba orada. E, süper baba yani nereden <laughs> Yüksel <gülüyor> Bey yazmış. Luis Alberto Türkiye'ye gelmişti kız istemeye. Vardı. Vermemişlerdi. Nasıl yani? Luis Alberto gerçek hayatta Türkiye'ye kız istemeye gelmişti. Vermemişlerdi. Öyle mi? Onu bilmiyorum. Tabii tabii şu anda... Ee, Türk hanımefendiymiş. Türk hanımefendi ha. Baradan, Yasemin Baradan'ın kızını istemeye gelmişlerdi. Evet. Sinan Demir San Francisco sokakları demiş Erdoğan Yılmaz'ın gazı ya ciddiyim ya. Mutluluklarına damga vurma yani. evet. Yani birilerinin aile saadetini bir gece spor programında yok etme lütfen. Şey Abi bu gazetelere yani. çıktı ben ne yapayım yani Allah Allah. Ben de orada ben oradan öğrendim yoksa Lüzer Geçmiş yani. <laughs> Yani Ilgaslıların 94'teki aşkını fırtınalı aşkını hatırlatmak gibi burada. <laughs> evet, Olmaz evet, olmuş. Gerek şey. gerek, hiç ben... gerek. yok. Evet yani. Bu arada bugün dünya bekarlar günüymüş. Demir aslında ilgili bir cümle söylemek ister misiniz? Ee, ya bekarlık sultanlıktır denir. Ama bir noktaya kadar sultanlıktır. Ee, bence <laughs> hiç e... mantıklı bir şey değildir diye devam edeceksin galiba. Yani fırsatını bulduğunda evlenmek lazım. <laughs> evet. Fırsatını bulduğunda uygun hani huyu huyuna, suyu suyuna, boyu boyuna evet. bulduğunda anda Kapa çıkartması. evlenilmesinde fayda var bence. Devamında. Aynen. <laughs> Transfer görüşmelere başlandı. Aynen tabii. Sinan Bey San Francisco sokaklarını söylemiş gerçekten Aa. güzel diziydi o da. Tabii. Ya ben mesela son dönemde çok fazla dizi seyretmem ama mesela House'u her zaman... Doktor House. Doktor House. House. İyiydi abi Doktor House iyi diziydi hakikaten. Aynen. Ee, Serhat Hoca, da güzeldi. E, Serhat Hoca e, Kara Şimşek'e söylemiş. Kara Şimşek tabii. Aa, evet. Abi kit ya konuşan araba. Ve o zaman tek kanal var tabii. Yani, tabii. Çocukluğumuzda e, o dizinin başlamasını beklerdik böyle ekran karşısına geçip falan. Renegade Ge vardı. Da. Lorenzo Lomas'ın dizisi abi. Yönetmenimiz sevgili Bora Alfi hatırlattı. Alf. Alf. Aa. Müşük Kenter'in sesiyle şanslıyı yemeye çalışıyor ve hiç <laughs> evet, evet. yani Müşük Kenter ne güzel seslendirmiş abi ya. Bazen seslendirme hayat verir işte yani. Kadir okumuş vahşi güzeli söylemiş. Oradaki hanım Arjantin dizisiydi. Oradaki hanımefendi e, bir top cambazıydı. Bakın hiç <laughs> <Bah>. gülmeyin yani. <laughs> Top Ben senin. de yok abi. Başlığı Güzel ne abi? Burada bırakalım bence. E, e, ama müthiş bir top tekniği ed vardı. Eduardo Capitello'nun Castillo muydu neydi öyle? Onu da Meksikalı adamın da dizisini hatırlıyorum ama başlığı Güzel. Yok abi çıkmadı benden. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, filmin dizinin jeneriğinde tam bir futbol şovu vardı yani. Görsel bir şölen vardı. Onu artık Allah deyim <Sonra inşallah. gülüyor> İnşallah izleriz. Peki. <laughs> Nasıl devam edelim? Golü <laughs> e, koklayanlarla e, devam edelim bence ama e, çok şey kaçırdığınızı göreceksiniz. Güzel diziydi o anlamda söylüyorum. Yani acaba, acaba. Şimdi, acaba izledim mi diye de düşünmeye başladım. Hayat Futbol ekseninde dönmüyordu muhtemelen orada yani başlığı güzeldi. Arjantin dizisiydi. Muhtemelen herkes izlesin diye futbol topu ön plana çıkarmış. <laughs> e, güzel bir jeneriği vardı. E, güzel <laughs> bir şarkısı <laughs> vardı aynı zamanda. Hadi Allah Allah ya hatırlıyor gibiyim de sanki böyle. <laughs> hatırlıyor gibiyim ama. Peki. Geçmeden o, son bir dizi söylüyorum. Bakkay Evet. Aa MacGyver. tabii. Bakkay dedim. Aa takımını da söyleriz. O, o zaman Magnum'u da söyleyeceğiz. Aa, Tom Selleck Reis. Evet. Büyük Reis. Thunderbolt da vardı galiba. Helikopter. Bu kara şimşek gibi. Mavi Ay. Yo, e, Yok. Mavi şimşek miydi o helikopterin adı? E, Mavi, şim... Mavi ya. Yıldırım. Mavi Yıldırım. Mavi ha. Yıldırım. Doğru. Bizim adı da Mavi Yıldırım'dı. Evet. Mavi Yıldırım. Doğru.